Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. alkış geldi. Alkışlar çok güzeldi. Size daha büyük alkışlar gelsin. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük İş Hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Mutfağımızda bugün Şef Tuna Aktan var. Tuna Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bugün neler yapacağız bakalım. bugün ıspanak kökünden zeytinyağlı ıspanak yemeği pişireceğiz. Çok Kök ıspanaktan ve yapraklarından da çok güzel, şık, bir diyet salata yapacağız. Sağlıklı da bir salata Sağlıklı yapacağız. şimdi ellerinize olacak. sağlık. Peki Teşekkür hocamla edelim. acaba bugün ne konuşacağız? Herhalde Hocam ilk konumuz büyük ihtimalle dünyayı kasıp kavuran, herkesi tedirgin eden evet. korona virüsünü konuşacağız. Doğru. Ama onun haricinde, haricinde e, belirtilerini de konuşalım. Hı hı. Nasıl tedbirler alabiliriz onu konuşalım. Bu arada ciğerler neden stopla toplar? Akciğer hipertansiyonu nedir? Sağlığımızı nasıl etkiler? Ve zatüre konusunda e, bugün girelim istiyorum hocam eğer mümkünse. Dilerseniz Tabii. ilk olarak bu Çin virüsünün diğer virüslerden farkı ne? Onu sorarak Tabii. başlayabiliriz. Şimdi bu koronavirüs deniyor biliyorsunuz bunun ismine. Korona da taç demek. Taç anlamına gelen bir kelime. Virüslerin yüzeyinde küçük çıkıntılar var. Bu taça benzetilmiş ve isim oradan geliyor. Koronavirüs ismi. Evet oradan geliyor. Bu yeni keşfedilmiş bir virüs değil. Bu senelerden beri bilinen tanınan bir virüs ve evet. bugüne kadar da bu virüsün genellikle ee, soğuk algınlığı veya halk arası üşütme diye bilinen bir hastalık vardır ya evet, İnsanın evet. birazcık ateşi çıkar, biraz böyle öksürük olur, burnu akar, bir şey. biraz boğaz ağrır, ama, halsizlik olur ama kendiliğinden birkaç günde azalan ve bir haftada geçen bir tablo yaratır. Klasik olarak koronavirüsler bunları yapıyorlar. Hı hı. Ama son 20 senede bu koronavirüslerin e, genetik yapısında bir değişiklik olduğu için bunlar e, mutasyona uğramış oldular hı hı. ve evet. o zaman da iki tane önemli salgın e, ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi SARS adıyla biliniyor. Gene o da Hong Kong ve Çin'den başlamış olan bir salgın 2003 yılında 17 sene önce yani. ve O zaman da gene böyle hani dünyaya yayılacak işte insanlar hasta olacak ölecekler diye endişeler, kaygılar, panikler ortaya atılmıştı. Ama e, neticede bu salgın fazla yayılmadan toplam 8 bin kişinin hastalanmasına ve 800 kadar insanın ölümüne sebep olduktan sonra tamamen ortadan kalkmıştı. Hı hı. Bir de gene 2003 senesinde Mers adı verilen gene bir koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan bir virüsün yaptığı salgın ortaya çıktı. Bu SARS'tan daha hafif bir tablo yarattı. Hı. Gene birkaç yüz ölüm vakası oldu ama bu hastalık da ortadan kalktı. Bu Mers o zaman Suudi Arabistan'da hac dönemi vardı ve işte insanlar hacca gitsinler mi, gitmesinler mi, yasaklanmalı mı? işte oradan gelenleri karantinaya alalım mı, almayalım mı diye çok konuşuluyordu. Ama çok şükür ki çok fazla büyümeden bu geçti. Evet. Bu virüsler e, hayvanlardan insanlara geçiyor. Evet. E, mesela MERS denen hastalık develerden insanlara geçiyordu. Ama insanlardan insana bulaşma o kadar çok belli değildi. değildi. Ama SARS hastalığı ki o da mis kedilerinden e, insanlara geçti. Ama o SARS virüsü, mutasyona uğrayan virüs e, insandan insana bulaşma özelliği kazandığı için... Onun yaptığı salgın boyutları tabii daha çok oldu. Daha çok. Hocam koronavirüsünün şöyle bir belirtilerine bakalım istiyorum. Çünkü tabii. her böyle hafif kendisinin kırgın hisseden, hafif böyle burnu akan <laughs> herkes acaba ben de mi kaptım diye tedirgin olmasın diye belirtilerine şöyle bir bakalım. İştahsızlık ve kilo kaybı bunların hepsi herhalde aynı anda varsa diye düşünüyorum. E, hocam yanlışsam evet. lütfen beni tabii. düzeltin. Hı hı. Ateş, halsizlik ve durgunluk, karın bölgesindeki şişme evet. en önemli belirtiler arasında. E, yine görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk evet. değişimi Solunum sorunları ve nezle, tabii ki de evet. denge sorunları var. İşin içinde genel psikolojik evet. durumda değişme mutsuz bir ifade. <laughs> i̇nsanlara çok böyle ben korkutulmasını doğru bulmuyorum. Tabii ki insanlara doğru bilgiler tam olarak verilmeli ama onlar da böyle endişe edecek, kaygıya sebep olacak. E, hocam arada bir biraz kaygılanmamız aslında belki yani iyi oluyor olabilir. Yani uyarmak değil mi? bakımından doğru olabilir ama hani çok gereksiz de şimdi ben görüyorum mesela bu eee İstiklal Caddesinde falan insanlar hep böyle maske takarak yollarda yürüyorlar. Belki açık havada değil e, ama Açık toplu havada değil. Şöyle de olabilir, maskeleri bu. de belki konuşuruz ama bunların Tabii ki. çok önleyici etkileri o kadar fazla değil. E, bu koronanın yaptığı hastalık önce bir gribal bir tablo gibi başlıyor. Hı. Yani solunum yollarında işte öksürük, gıcık, hı hı. bir ateş yapıyor. Ama bu mutasyona uğrayan virüs daha sonra bağışıklığı zayıflamış olan insanlarda akciğerlerde bir iltihap yani zatürre yol açıyor. Hmm. Akciğerlerde hem iltihap oluyor hem ödem evet. oluyor. Ee, ve tabi hastanın solunumu bozuluyor hmm. sık sık nefes almaya başlıyor nefes darlığı çarpıntı tansiyon düşüklükleri oluyor. Hastanın yoğun bakımda takibi gerekiyor. Hocam görüntülerimiz var 8. gün evet. on 11. gün Doğru. gerçek bir vaka İlerlemiş. üzerinden evet. gelmek isterseniz orada Tabii. bir isterseniz Olur. gösterelim. Evet Evet. Şimdi burada tipik bir hasta bu görüldüğü gibi bu akciğerlerin sağ ve sol tarafı burada iki tarafta alt alanlarda böyle <laughs> beyazlıklar gözüküyor bunlar akciğerlerde o kesicik dediğimiz yerlerde iltihap ve ödem sıvı sızmasına bağlı olarak gelişen bir tablo. Burada olayın daha da yukarılara doğru gittiğini görüyoruz. Evet. evet. Bu hastalığı nasıl etkiliyor hocam bu e, şimdi akciğerlerin vazifesi havadan oksijeni alıyoruz Vallahi. ve vücutta yapılan de egzoz gazı gibi düşünelim. Bunu dışarı atmaya yarıyor. İşte akciğerlerin o gaz değişimi olan kısımları yani hava kesecikleri iltihapla veya suyla dolduğu zaman ne oksijen alabiliyoruz ne de evet. zamanla vücuttaki oksijeni de atamaz hale atamaz. geliyoruz. Dolayısıyla vücutta bir oksijen eksikliği ortaya çıkıyor. Tabii oksijensiz bir hayat Mümkün Düşünün değil. Hemen. Kanda belli bir seviyede oksijen basıncı olması lazım ki dokular bundan istifade edebilsinler. Hı hı. İşte bu tablo ilerledikçe bu alışveriş bozulduğu için hastaya solunumuna aletlerle suni solunum diyoruz veya me mekanik ediyorlar. solunum yani e, yap sokakta yaptırmak gördüğümüz gerekiyor. gördüğümüz ani bayılan e, yani daha ben doğrusu ben şimdi şöyle böyle olaylarda tabi biraz e, manipülasyonlar da olabiliyor. O, Abartılı şeyler olabiliyor tabi Ben onun e, yolda hani adam birden bire düşmesi pek böyle tabi kimseyi tanımıyor uzaktan görülen görüntüler ben de rastladım onlara. Bunları Birkaç ben kişi de görüldüğü için... evet bu tip şeyler mesela ben doğru bulmuyorum. E, insanları korkuya sevk eden şeyler böyle aniden bir şey olmaz o hastayı insanı biz tabii ki tanımıyoruz hı hı. bu yavaş yavaş gelişen bir süreç ve hastaneye zamanında başvurulduğu zaman akciğer ödemi de buradaki iltihap da bu yardımlarla düzelebiliyor evet. bu hastalığın özel bir ilacı antibiyotiği yok tabii koronavirüsün hı hı. sadece hastaya destek tedavisi ve solunuma yardımcı olunuyor evet. oksijen desteği sağlanıyor ve bu sayede o kişinin hayatta kalması mümkün oluyor ve bağışıklık sisteminin çalışmasıyla da korumasıyla da. Hocam günlerdir gördüğümüz Çin'deki görüntüler evet, bunlar biliyorsunuz. Herhalde biraz önce anlattınız bu akciğerdeki solunumun gerçekleşmemesinden mütevelli terade. Şimdi bu hastanın nesi var nesi yok tabi uzaktan da, hiçbir şekilde bilmek ya. mümkün Tabii değil ki. bu bir. İkincisi şu anda zaten bu tür solunum yolları enfeksiyonlarının en çok görüldüğü günlerdeyiz yani bu yıl başından evet, sonraki evet, günler. Çok. Hem gripin hem grip dışında olan virüslerin ve başka bakterilerin de Hı -hı. hastalık yaptığı ve bunlara baktığımız zaman da. Bu tabloları birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Yani bu adam grip midir, korona mudur, para enfülenza mıdır? Hı hı. Laboratuvar delili olmadan bunları net olarak söylemek mümkün değil. Mümkün değildir. Evet. Peki koronavirüsün en çok hangi hastalıkları tetiklediğine bakalım mı hocam? Evet ben rica edeyim. Tabii ki ilk başta. Evet. Zatürre yani akciğerlerde bir iltihap oluyor. Benzer bir tabloyu gripte de görüyoruz. Grip virüsü de akciğerlere indiği zaman doğrudan da öyle Virüsün kendisinin yaptığı zatürre var. Burada görülen olay da bu. Bir de grip atlatıldıktan bir hafta kadar sonra hasta düzeliyor gibidir. Düzelmiş gibi kendini hisseder ama evet. tekrar ateşi çıkmaya, öksürüğü olmaya, yan ağrısı olmaya, nefes darlığı olmaya başlar. O zatürrenin sebebi ise vücut direnci zayıflamış olduğu için akciğerlere inen bakterilerdir. Hı hı. Burada söz konusu olan doğrudan doğruya virüsün kendisinin yaptığı zatürre. Şimdi bu virüslerin bazı sevdikleri organlar var. Mesela bu koronavirüsler mutasyona uğradıkları zaman... Akciğerlerde bulunan reseptör diyoruz hmm. algaç. Onlarla birleşip orada tutunma hmm. ve çoğalma imkanını buluyorlar. Ee, gene solunum e, yetersizliği meydana geliyor. Bu iltihapla beraber oraya damarlar genişliyor. Oradaki e, keseciklerin içerisine sıvı sızıyor. Keza aynı reseptörler böbrekte de olduğu için e, bu e, olayı MERS dediğimiz hastalıkta da çok görülmüştü. Hastaların bir kısmı böbrek yetersizliği tablosunda kaybedilmişti. Hmm. Bunlar tamamen virüsün bağlandığı reseptörlerin vücudun hangi organında bulunduğuna göre değişiyor belirtiliyor. Evet. Hocam koronavirüsü ile alakalı şunu da sormak istiyorum. Tam olarak kuluçka süresi belli değilmiş galiba. 10 ila 14 gün arasında evet. değişiyor da diyorlar. Onu yarısını evet. da yapan bir de nasıl korunabiliriz? Bu çok önemli. Onu da konuşan, sonra zaten zatürreye tekrar Kuluçka süresi gelince. ne demek onu söyleyeyim önce. Kuluçka süresi demek bir virüsü veya bir bakteri aldıktan sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için geçen süre. Bu sürenin uzun olması hastalığın bulaşmasında önemli bir etkendir. Süre uzun oldukça bu hastaları yakalamak mümkün olmaz. Mesela şimdi gelen uçaklarla gelen yolcular değil mi? Termal kameralarla taranıyor. Evet. Ateşi olanları ateşi, bu evet. kamera tespit ediyor. Evet. Eğer bu kişi virüsü aldı daha üzerinden bir gün geçmiş ise bu virüs ateşi yoktur tabii ki. Hı hı. Dolayısıyla kameranın böyle bir durumu tespit etmesi bu mümkün, mümkün değil. değil. Veya hasta diyelim uçakta ateşim çıktı diye bir ateş düşürücü ilaç hap almış Almıştır. olabilir. Gene ateşi düşer. Gene kameradan herhangi bir alarm işareti olmadan hı hı. geçebilir. Süre uzadıkça hastalığın yaygınlaşma ihtimali de o denli artıyor. Çünkü siz şüpheli vakaları tespit edemiyorsunuz. Onu tespit edemediğiniz için de o kişiyi sınırlamanız, işte bir gözetim altına almanız, bir karantinaya almanız mümkün olmuyor ve hastalık daha yayılıyor. Yayılıyor. Biz nasıl önlemler alabiliriz? Zaten e, yani ülkece evet. tabii ki önlemlerimiz alınıyor tabii. ama kendi şahsi olarak önlemlerimizden alalım. Şöyle söyleyelim. Biraz Şimdi bahsedelim. E, bu salgınların önce bulaşma yolu temel olarak damlacık enfeksiyon diyoruz. Yani hasta bir insan hapşırdığı zaman, öksürdüğü zaman, hatta konuştuğu zaman o şekilde mi? Havaya saçılan çok... e, damlacık diyoruz küçük tanecikler var. Virüs onların içinde oluyor. Hı hı. Bunların solunması sureti alınıyor. Bir, İkincisi de bu virüsler e, hasta kişi mesela öksürüyor, hapşırıyor. O salgılar bir takım yüzeylere masaya oradaki eşyalara ne bileyim Hı. kapıya e, yapışıyor ve bir başkası da onlara temas ettip elini değdirdiği zaman oraya ve daha sonra da elini ağzına burnuna gözüne e, gözden de girebilir konjektivadan evet. o da önemli onun için e, en önemli şey elimizi kesinlikle e, yabancı yüzeylere olabildiği kadar değdirmemek ve özellikle de elimizi ağzımıza burnumuza gözümüze değdirmemek bunu evet. çocuklara da çok iyi öğretmek lazım. Evet. Bir de maske kullanılıyor biliyorsunuz. Hı hı. Zaten uzak doğulular maskeyi çok severler. Burada başka yazın bile Japon turistler görüyoruz bir yere gittiğimiz evet, zaman. Evet, doğru. Hepsi böyle bir maskeyle. Seviyorlar. geziyorlar. biz de kapalı ortamlarda evet. dikkat edebiliriz. Hocam isterseniz zatüreye gelelim. E, Zatüre nedir, nasıl bir hastalıktır? Bir de burada e, zatüreli bir vakanın şu anda görüntülerini görüyoruz. Bunun üzerinden anlatabilirsiniz. Evet. Şimdi burada bir e, bronşlar, nefes borusu, bu ana nefes borusu Bronşlar sonra dallanarak e, küçük inceliyorlar. Ve daha sonra akciğer dokusu meydana geliyor. Şimdi akciğer dediğimiz doku işte bu akciğer kesecikleri burada gördüğümüz üstteki normal. Görüyorsunuz içi boş, içinde hava var. Tabii onu görmek mümkün değil. İşte bu zatüre dediğimiz hastalıkta burada sarıyla gösterilmiş. Orası hem sıvıyla hem de iltihap hücreleriyle ve o Doğru. hücrelerden salgılanan birçok kimyasal var onlarla doluyor. Hmm. Bakın burası dolduğu zaman buraya havanın girmesi tabii ki hiçbir şekilde mümkün, mümkün değil. Damarlarla gelen o damarlardaki yüksek karbondioksitin de bu keseciklerin içine geçmesi mümkün değil. Bu ödem de olabilir. Yani sadece sıvı da olsa aynı olaya sebep olur. İltihap da olsa olay aynı. Yani akciğerlerin keseciklerinin içinin iltihapla veya ödem sıvısıyla dolması dolma sonucu bu gaz değişiminin gerçekleşmemesi hadisesi. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de herhalde hocam zatüre bulaşımı, bulaşıcı mıdır? Şimdi şöyle zatürrelerin bulaşıcı olanları var, olmayanları var. Mesela grip virüsü herkes biliyor bulaşıcı bir hastalık, değil mi? <laughs> insandan insana bulaşır. Evet. Koronavirüs de hapşırmayla, eee aksırmayla havaya bulaşır ama bakterilerin e, bazılarının da bulaşma özelliği vardır ama bazı zatüreler tamamen bizim genzimizde, ağzımızda, boğazımızda yerleşmiş olan Bizimle beraber yaşayan bakterilerin vücut direnci zayıfladığı zaman akciğerlere inmesiyle oluyor. Hı hı. Mesela bir kişi grip olabilir veya bir solunum yolu enfeksiyonu. İşte ateşi olur, öksürüyor olur, halsizlik olur, kırgınlık olur, kas ağrısı olur. Ama işte bir hafta içinde o düzelmeye başlar. İşte bu kişi tam böyle düzelmeye başladıktan sonra veya düzeldikten sonra belirtiler birdenbire tekrar ateşle, evet. öksürükle, evet. nefes darlığıyla ortaya çıkıyorsa... Böyle kişilerde zatürre olma ihtimali artar. Çünkü bu viral enfeksiyonlar grip olsun, diğer virüsler olsun, solunum yollarının bu temizleme mekanizması var. Onu bozuyorlar. Oranın böyle titrek tüycükler var ve orada bir salgılar var. Virüsler veya akciğere giren tozlar veya yabancı etkenler, bu yürüyen merdiven gibi düşünün. Bu böyle yukarıya doğru tık 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 gidiyor. Gelen bakterileri, zarar etkenleri atıyoruz. Enfeksiyon geçirildiği zaman bunlar da harabiyet ve fonksiyon bozukluğu olduğu için akciğerlere gelen mikropların, virüslerin, bakterilerin atılması mümkün olmuyor. Esasında hepimiz normal hayatta da özellikle gece uyku sırasında bir miktar geniş sıvısını akciğerlerimizi akciğerlerimize aspire ediyoruz. Oluyoruz ama bizim bir hastalığımız yoksa ve özellikle de böyle akciğerlerin bağışıklığını bozacak sigara içmek gibi bir adetimiz, alışkanlığımız yoksa vücut o gelen bakterileri tık 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 yürüyen merdivenle tekrar geldiği yere gönder gönderiyoruz ve veya boğazda kalmış oluyor hastalık yapmıyor. O ama gece olan böyle bir gıcık öksürük herhalde o akıntıdan dolayı aslında. O da aslında onun belirtisi olabilir ama bu uykuda sessiz de olabilir. Yani insan bunu fark etmez. Kendiliğinden Hı -hı. adeta duvardan böyle bir sıvı sızar ya Hı -hı. o suyun sızması gibi akciğerlere bu salgılar inebilir. İçinde tabii bakteriler olduğu için de ve vücut direncini zayıflatan bir faktör de varsa bu bir hastalık olabilir. diyabet gibi, böbrek hastalığı gibi, kanser gibi, koah gibi vesaire. Veya bu kişi mesela sigara kullanmak, alkol kullanmak da vücut direncini düşüren etkenlerdir. Zatürre hocam şimdi böyle söyleyince akciğer kanserine çevirir mi diye bir soru geliyor aklıma. Şöyle akciğer kanserine çevirmez ama akciğer kanseri kendisini zatürre ile belirti e, ortaya koyabilir. Öyle mi? Tabii mesela özellikle sigara içen yaşlı bir insan zatürre olmuşsa ve biz de bunu işte geldi bize doktor olarak teşhisini koyduk zatürre tamam doğru. Hı -hı. Doğru antibiyotikleri verdik, tedavi ettik. Hasta düzeldi ama bu kişi sigara içen ve yaşlı bir insansa bunun zatürresinin altında, altında akciğer kanseri var mı diye mutlaka düşünmek mutlaka gerekir. Mutlaka bakılmalı. Çünkü sebep de şudur Bronşlarda büyüyen bir tümör oluşum kanser veya başka bir oluşum oranın havalanmasını bozduğu için bu kişi de zatürre meydana gelmiştir. Hele de zatürre bir kişi de aynı yerde aynı bölgede mesela diyelim sağ altta sol altta tekrarlıyorsa aynı bölgede o zaman bu ihtimal daha da artar. Böyle kişilerin mutlaka yakından tetkik edilmesi ve icap ediyorsa bronkoskopi diyoruz endoskopi yani. Hı hı. Akciğerlerinin bronşların daraltan, tıkayan bir oluşum var mı diye bakılması gerekebilir. Hocam zatürre genellikle bronşitle de karıştırılıyor galiba Doğru. değil mi? Evet. Ne farkı var? İkisi birbirine zaten karışan hastalıklardır. İkisi de iltihaptır. İkisinin İltap. de sebebi virüsler veya hı hı. bakteriler veya başka türlü mikroorganizmalar da olabilir. Hı hı. Bronşit dediğimiz zaman bu solunum yollarının iltihabını anlıyoruz. Yani bu trakea dediğimiz ana nefes borusu. Bunlar ana bronşlar ve bunlar e, görüyorsunuz böyle hep ikiye bölünmek suretiyle hı hı. giderek incelerek dallanıyorlar. Hı hı. İşte bu e, iltihap bu bronşlarda ise buna bronşit diyoruz. Eğer. eğer daha incelere değilse ona da bronşiolit diyoruz. E, diye bir hastalık var. Bu daha çok küçük çocuklarda görülen bir şeydir. Hı hı. Ama iltihap burada da görüldüğü gibi e, bu akciğer kesecikleri diyoruz. Alveol diyoruz. O Bunların içine ise, e, ise ondan da zatüre diyoruz. Çok evet. güzel. Anladın. Yani genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Bronşit dediğimiz zaman bronşların hastalığı, zatüre dediğimiz zaman akciğer, akciğer dokusunun hastalığı, hastalığı anlaşılması lazım. E, hocam zatürenin belirtilerini konuşalım. Çünkü biz aslında şu anda evet. içeriden bir baktık, neler olduğunu Hı -hı. öğrendik ama acaba dışarıdan ne gibi belirtileri var? Hocamızdan az sonra dinleyelim kısa bir reklam arası sonra buradayız. yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Ahmet Rasim Çiğizgüste hocamızla birlikteliğimiz de devam ediyor. Az sonra bu arada sevgili Selahattin Dönmez, uzman diyetisyen Selahattin Dönmez bizlerle beraber olacak ve düzenli olarak tükettiğimiz ve bizi ölüme kadar götürebilecek besinlerden bahsedecek. Aynı zamanda 6 günde 2 kilo vermeye yardımcı diyelim Anadolu diyetinde kendisi burada stüdyomuzda canlı canlı anlatacak. Şimdi zatürrenin belirtilerine şöyle bir göz atalım. Hocam ateş diyoruz ilk olarak evet. ama nasıl bir ateş? Hemen 37'de panik yapmamız gerekiyor mu? Minicik bir ateş varsa bile? Şimdi şöyle zatürre iki türlü olur. Tipik zatürre ve atipik veya sinsi zatürre diyoruz. O evet. Tipik zatürrede ateş birdenbire çok yükselir. Yani 39-40'a kadar çıkar. Çıkabilir. Öbür sinsi zatürrede, atipik zatürrede ise ateş böyle sinsidir yani. 37.5, 38 hmm, tamam çok fazla öyle. yükselmez. Ama bunu da ciddiye almamız gerekiyor herhangi bir ateşi mi? Tabii ateş bir enfeksiyonun belirtisi olabilir, başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Bazen son derece önemsiz olabilir, bazen de çok ciddi bir hastalığın ilk belirtisi de olabilir. Olabilir Tabii, aynı hastayı ona göre değerlendirmek gerekir. Ve öksürük. Tabi öksürük olur ama şunu söyleyeyim, zatürlerde öksürük öyle çok ön planda hastayı yoran bir öksürük şeklinde değildir. Hı. Çünkü öksürük reseptörleri daha çok solunum yollarında bronşlardadır. Onun için mesela bir insan çok öksürüyorsa, öksürüğü çok sertse, ondaki olay daha çok bronşlarda demektir. Yani bronş hmm. iltihabı demektir. Akciğerde değil evet. demek. Evet, akciğer dokusundaki hastalıklarda yani iltihaplarda, zatürrelerde öksürük vardır tabii ki. Ama o kadar çok fazla miktarda değildir. O bakımdan ayırt edici olur. Öbür sinsi zatürrede ise öksürük böyle e, kuru bir öksürük şeklindedir. Hasta balgap çıkarmaz veya çok e, zorlanarak çok küçük miktarlarda çıkarır. Ama klasik zatürrede hasta böyle bol miktarda e böyle sarı yeşil de olabilen, zaman zaman karamalı da olabilen balgamları olabilir. Olabilir. Evet. Ee, göğüs ağrısı? Evet, göğüs ağrısı tipik olarak zatürrede vardır Hı -hı. ve bu daha çok nefes alırken batma şeklindedir. Hatta eliyle hasta göğsünde mesela bir noktayı gösterir. Şurası ağrıyor diye. Hı -hı. Çok tipiktir. Hatta hasta nefes alırken Oradan bir ses de çıkar sürtünme sesi şeklinde. Nasıl yani? Evet. Bu kendisini insan duyabileceği hasta, bir ses Hasta mi? da duyabilir bazen ama biz doktorlar dinlediğimiz zaman stetoskopla orada sürtünme sesini gayet rahat olarak duyarız. Bunun sebebi de akciğerdeki iltihabın akciğer zarlarına geçmiş olduğudur. Çünkü akciğerin içinde ağrı lifleri yoktur. Çünkü zatürrede ağrı olmaz. Çünkü akciğerde öksürük reseptörleri olmadığı gibi ağrı duygusu da yoktur eğer zara geçmişse zarlar birbirine nefes alıp verirken sürtündüğü için hasta eliyle o noktayı gösterir ve siz de dinlediğiniz zaman orada hakikaten tipik olan o sesi işitebilirsiniz. Duyarsınız evet. diyorsunuz. E, nefes darlığı yine tabii. zatürrenin belirtileri arasında. Evet bu doğrudan doğruya zatürre ile alakalı bir nefes darlığı olabileceği gibi eğer o kişinin altta yatan bir kalp hastalığı veya kovak gibi hastalığı varsa... Tabii onların da yaptığı bir nefes darlığı vardır. Akciğer eğer çok lokal bir kısmındaysa zatürre yaygın değilse çok büyük bir nefes darlığı olmaz. Ancak böyle ağır eforlarda kişinin nefesini etkileyebilir. Ama bu sinsiz zatürre dediğimiz veya atipik dediğimiz zatürrede e efor sırasında ortaya çıkan bir nefes darlığı vardır. Çünkü burada iltihap o tipik zatürredeki bir akciğerin belli bir kısmında değil, akciğerin iki taraflıdır. Biraz önce filmlerde gördüğümüz gibi. Hmm. Ama böyle filmlerde radyolojik olarak görüntü olarak baktığınız zaman böyle çok büyük bir şey yoktur. Şimdi bu e, biraz önceki filmleri gören herkes bir de yanına normal film koysanız o filmin anormal olduğunu ya ikisi farklı diye net olarak söyler ama e, sinsiz zatüre ancak onu hani iyi bakan veya bu işte tecrübesi olan bir insan baktığı zaman onlar çok silik bulgular olabilir. olabilir. Evet. E, bilinç kaybı diyor hocam. E, bilinç kaybı tabii zatüre doğrudan doğruya alakalı bir şey değil ama o kişi de e, bu zatüre sebebiyle dolaşımla alakalı bir Sebep ortaya hmm. çıkmışsa tansiyon düşüklüğü vesaire buna bağlı olarak olabilir ama olabilir. doğrudan doğruya zatürrenin bir belirtisi değil, değil. aslında evet. bunların hepsi bir bütün diye de evet. bakmak lazım hı hı. bulantı ve kusma yine eşlik ediyorsa zatürrenin belirtisi olabilir evet o etkene göre belli olabilir değişebilir mesela virüs enfeksiyonları virüsler e, aynı zamanda bağırsaklarda da veya duruma göre böbreklerde de e, tutulabildikleri için onunla alakalı bir e, mide bağırsak iltihabı tablosu da olabilir bu enfeksiyonlarla beraber o zaman da hastada bulantı kusma gibi şikayetlerde de viral enfeksiyonlarda görülebilir. Nefes darlığı demiştik herhalde bundan bununla birazcık da alakalı sık nefes alıp evet, verme. Evet bu çok önemli bir şey sık nefes alıp verme. Sağlıklı insanlar oturur durumdayken istirahatte dakikada 16-18 kere nefes, nefes alıp, alıp, alıp verirler. Alıp. Nefes alıp verme sayısının artması 30'un üzerine çıkması özellikle Hastada ciddi bir solunum sıkıntısı olduğunun bir işaretidir. Hmm. Özellikle yaşlılar veya küçük çocuklar hani şikayetlerini net olarak ifade edemeyen insanlarda hmm. solunumu takip etmekte çok fayda var. Hmm. Tabii ki ateşin kendisi de e, solunum sayısını artırır ama e, akciğerlerdeki iltihap dolayısıyla akciğerlerdeki bu gaz alışveriş işi bozulduğu için akciğerler böyle daha sık nefes alıp vererek o işi telafi etmeye çabalarlar. Oradan dolayı da hastanın e, nefes evet. alıp verme sayısı. Artar. Artabilir. Kas eklem ağrıları ve halsizliği de isterseniz evet. üzerinden geçiyoruz. Bunlar da genel bir enfeksiyon tablosunun içinde yer alan bulgulardır. Hı. Daha çok viral enfeksiyonlarda görülür. Hı hı. Bir grip olduğu zaman hepimiz yaşadık. Bizler daha çok yaşadık tabii yaşla ilerledikçe daha çok geçiriyor insan bu enfeksiyonları. Genel bir halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları, her tarafım dökülüyor gibi ifadeler. Bunlar görülür. İştahsızlık olur, kırgınlık olur. Peki hocam bu yani, zatürre tedavisi mutlaka hastanede mi yapılmalı yoksa evde kendi kendimize boş <laughs> boşuna çabalamayalım mı? Şöyle bir kere zaten doktora gitmeniz lazım ve <laughs> e, tedavi kararına <laughs> doktor söylemesi lazım. Evet. Her hastanın, tabi bu hastanın genel durumu, yaşı, altta yatan hastalarına göre değişir. Bazı hastaları mutlaka hastanede yatırmak gerekir. Hatta bazılarını mutlaka yoğun bakımda solunum desteğiyle takip etmek gerekir ama gençlerde, genel durumu iyi olanlarda evden e, tedavi edilmesi de pekala mümkündür. Yani her zatürresi olanın hastanede yatması gibi bir kaide yoktur. yoktur. Bunu ancak o hastayı gören muayeneden e, doktorun karar vermesi gerekir. Peki hocam e, dilerseniz biraz akciğerlere tekrar geri dönelim ama bu sefer akciğer embolisini konuşacağız evet. hocamla. Evet. E, sebepleri nelerdir? Akciğer embolisi e, günümüzde çok artan bir hastalık ve bunun en önemli sebebi de insanların hareketsiz olması. Aa. Tabii şimdi günümüzde insanlar biliyorsunuz bir yerden bir yere büyük şeylerde bir bu hastayla gidiyor ve Hemen hemen herkes bir masa başında çalışıyor. O da doğru. Hareket yok diyoruz, evet. veya evde insanlar işte bilgisayarın başında, telefonun, tabletin başında gün geçiriyorlar. Hmm. Hareket çok azaldı. Ee, böyle hayli ders çalışmak için veya yoğun e, masa çalışan başı masa başı işi yapan insanlar insanlarda e, bu akciğer embolisi günümüzde çok görülmeye başladı. Bakıyorsunuz adam sapasağlam bir adam, Birdenbire bir akciğer embolisi gelişiyor ve bu da bazı durumlarda çok ani olup yani ölüme bile yol açabilecek kadar ağır da olabilir. Burada hastalık belirtileri o kişinin tıkanan damarının büyüklüğü ile alakalıdır. Hocam görüntülerle anlatmak ister Tabii, misiniz? Tabii daha iyi olur. Şöyle geçelim. Gösterelim evet. Şimdi akciğer embolisi dediğimiz emboli demek pıhtı demek. Evet. Burada gayet güzel gösterilmiş. Bu pıhtıların kaynağı çok büyük oranda bacaklardaki... E varislerdeki kan akımının yavaşlaması sonucu oluşan pıhtılardır. O da hareketsizlikten mi oluyor hocam? O hareketsizlikte oluşuyor ama bunun emboli şekline dönüşmesi yani oradan evet. kopup damarlarla vücuda yayılmaya başlaması hareketli oluyor. İşte bu dama, bacakta derin damarlarında oluşan pıhtı gidip ilk gittiği yerde akciğer olduğu için akciğer damarlarını veriyor. Şimdi bu varis olan insanlar hemen korkmasınlar. Bu dışarıdan görülen varisler vardır ya Kadınlarda evet. çok görürüz bacaklar evet. arkadan. Evet. Evet. Öyle harita gibi böyle mavi mavi dallı budaklı e, nehirler gibi nehir haritası gibidir. <laughs> Hocam ne yaptınız evet. ya? <gülüyor> <gülüyor> Öyledir öyle olanlar var yani görüyoruz. Bunların o kadar sakıncası yoktur. Burada esas önemli olan bacakların kasların içinde olan derin toplar damarlardaki. Dışarıdan çok fazla görülmeyen. Evet, yani. Onlar dışarıdan gözükmez o önemlidir. Hı. Bakın burada da gayet güzel gösterilmiş. Bu bir tarafın damarı tıkandığı zaman o akciğere kan e, akışı duruyor. Dolayısıyla kişide o bir akciğerin e, eğer ana damarı tıkanmışsa o akciğerin solunuma e, katılması hiçbir şekilde mümkün olmuyor. Akciğer embolisi beyin ölümüne sebep oluyor mu hocam? Kritik bir soru. <laughs> Şöyle akciğer embolisi tabii o damarı tıkadığı için o beyne gitmez ama bazı kişilerde kalp boşlukları arasında açıklıklar oluyor. E, karıncıklar arası, kulakçıklar arası e, delikler vardır. Hı hı. E, bu çocuklarda çok gözükür ama daha sonra büyüdükçe kimi kendiliğinden kapanan e, bunlar doğum şeyleridir. Evet. Ama e, eğer o kapanmamışsa varsa bu bacak damarlarından çıkan e, pıhtı hı hı. Ya, bu karıncık veya kulakçıklardan geçerek e, beyine beyin damarlarına gidip e, beyinde de bir emboliye pekala yol açabilir. Allah evet. E, hareketsiz hareketsizlik dedik ama kimler daha çok risk altında peki? Şöyle e, bunun için yaşlılar e, risk altında e, ve altta yatan KOAH gibi kalp yetersizliği gibi diyabet gibi e, kanser gibi hastalığı olanlar risk altındadır. Bir de gençlerde çok görülüyor günümüzde. Bunun iki önemli sebebi var. Bir tanesi doğum kontrol hapları. Oh. Doğum kontrol hapı kullanan e, kadınlar da genç bir kadındır bu. E, bu e, kandaki pıhtılaşmayı artırıyor bu doğum kontrol hapları. Onun için e, doğum kontrol hapı kullanan kadınların damar sağlığına daha çok önem vermesi Dikkat gerekir. Dikkat gerekiyor bir ya da de uzun seyahatler. seyahatler evet. Buyurun. Seyahatler özellikle uzun seyahatler. Mesela uçuşlar şimdi çok uzadı, değil mi? İstanbul'dan kalkıp Amerika'ya tek seferde gidilebiliyor. uzun süreli uçuşlarda hele de bunlar ekonomi sınıfında oturuyorlarsa orada biliyorsunuz daha dar bir alandır evet. ve insanın çok hareket etmesi mümkün olmaz. Uzun süre seyahat eder adam kan akımı yavaşlar ve hasta işte uçak iner havaalanına diyelim, New York'a iner. Tam bavulları beklerken biri pat diye böyle düşüyorsa veya bir fenalaşıyorsa ilk akla gelmesi gereken şey akciğer embolisidir. Ay. Çünkü pıhtı orada oluşur ama bunun kopup oradan akciğerlere doğru hareket etmesi için o kişinin de bir Harekete geçmesi lazım. Buna dikkat etmek o lazım. O aralarda kalkıp yürümesi yeterli olacak. Evet. Bu çok yani. önemli bir. Belki biraz masaj yapabilir. Çok güzel, doğru söylediniz. Ne? Evet. Onun için uzun seyahat yapan Bu otobüs seyahati olabilir, uzun bir seyahat tabii olabilir ki, günümüzde tabii veya ki. araba seyahati. Evet. Onun için mümkünse arada kalkıp koridorda yürüyüpmek veya oturduğunuz yerde bacak Exercize, milik, milik. hareketleri yapmak. Bu baldır kaslarını böyle ellerimizle masaj yapmak, masaj yapmak sıkmak, gevşetmek. Hı hı. Sıvı, e, uçaklar çok kuru oluyor ve insanlarda bir kuruluk hali ortaya tabii. çıkıyor. Onun için bol sıvı almak bu bakımdan önemli. Hı. Ama böyle e, vücutta kuruluk yapabilecek çok kafeinli içeceklerden e, uzak, uzak durmak, durmak gerek. gerekir. E, sıkı çoraplar giymemek lazım. Çünkü o da çok sıkıysa çoraplar Hı. o da kan dolaşımının Hı. üzerine etkisi olabilir. Peki çok güzel bu evet. tavsiye için teşekkür ediyoruz. Hocam bir de akciğer hipertansiyonu ben ilk kez duydum nedir? Evet akciğerlerinde damarı var. E, bu daha çok görülen şekli bir e, akciğer hastalığı sonucu, e, kalp hastalığı sonucu meydana gelebilir veya akciğer hastalığı sonucu meydana gelebilir. Mesela daha çok koahlarda görüyoruz. Akciğerlerde sertleşme meydana gelen hastalıklar var. Onları da görüyoruz. Bir de seyrek görülen doğrudan doğruya e, akciğer damarlarının tansiyonun yükselmesiyle ortaya çıkan bir hastalık vardır. Primer pulmoner hipertansiyon isminde. Hı hı hı. Kadınlarda daha sık görülür erkeklere nispetle ama öyle çok görülen bir hastalık hı. değil. Evet, Bu da evet, efor dis evet. nefes eforda nefes darlığı yapar. Yani hı hı hı. hasta yürürken işte e, hastalığın derecesine göre önce ağır eforlarda, uzun süreli eforlarda giderek daha kısa mesafelerde veya daha küçük eforlarda nefes darlığı, çarpıntı Dudaklarda morarma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. çıkabilir. Evet. Hocam birazcık da isterseniz ciğerlerde e, su toplamasına gelelim. Onu da çok fazla duyuyor oluyorum. Evet. Ciğerler neden su toplar? Şimdi ciğerlerde iki türlü su toplanabilir. Bir tanesi daha önce zatürrede de gördüğümüz gibi o keseciklerin içinde oluyor. Bu Bunu akciğer ödemi diyoruz. Evet. Bir de akciğerlerin zarları var iki tane. İki zar arasında sıvı toplanabilir. E, o sıvının e, sebebi bir enfeksiyon da olabilir kalp yetersizliği olabilir veya vücutta protein eksikliği varsa e, basınçlar düşer. Orada gene sıvı toplanabilir. Pek çok sebebi vardır. Teşhis için mutlaka sıvı alınıp bir tetkik edilmesi gerekir. Hocam burada, burada buradaki... akciğer sönmüş. sönmüş. bu da evet. pneumotoraks diyoruz. Evet. evet e, o da akciğerin çökmesi bazen bu bir kazaya bağlı olarak gerçekleşebilir. Mesela sivri bir alet battığı zaman göğüs duvarına içeri girdiği zaman. Balon gibi sönmüş hocam öyle söner. mi? söner. Balon gibi akciğer balon gibi söner ama o havayı boşaltınca gene balon gibi de şişer. Ha öyle mi? Tabii bu bazen de genç Sölünce ne yapılır diye soracaktım. Sorumun evet. cevabını bu, almış şöyle oldum. Şöyle söyleyeyim. Bu gençlerde de gözüküyor. Hatta meşhur hakemimiz var. Cüneyt Çakır biliyorsunuz. Evet. onda bir maç sırasında olmuştu bundan herhalde 6-7 sene oldu diye hatırlıyorum. Veya Galatasaray'ın gene bir futbolcusu var Nagatomo diye tanırsınız herhalde herkes biliyor. Evet. Onda da böyle bir e, pneumotoraks dediğimiz tablo gelişmişti. Burada akciğerlerin içerisine e, hava doluyor zarların arasına. Hı hı. Akciğer bu resimde de gösterildiği gibi küçülüyor. Dolayısıyla orada gaz değişimi gene mümkün olmuyor. Peki. Burada e, tedavi tamamen o sebebe bağlı. Eğer çok değilse hava ve altta yatan akciğerde bir rahatsızlık yoksa bu kendiliğinden de istirahatle o hava yavaş yavaş vücut tarafından emilir ama altta yatan akciğerde bir hastalık varsa ve hı hı. hava geçişi akciğerden o zarların içine doğru devam ediyorsa o zaman mutlaka müdahale etmek bir tüp bağlanıp e, o havanın boşaltılması Tekrar hatta ileri durumlarda e, ameliyat da gerekebilir o zarların hı hı. çıkarılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Görüntü biraz evet. tedirgin edici ama <laughs> evet. anlattıklarınız çok evet. çok kıymetli. Akciğerler şöyle esnek organlar olduğu için evet. bir anda sönerler ve gene bir anda yerine e gelebilir. E evet o olay ortadan kalkınca engel kalktı düzelirler. Peki hocam çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Değerli bilgiler ben için ağzınıza, ağzınıza ederim. sağ olun. Sağ olun. Profesör Doktor Ahmet Raşkın'ı küçük üstü hocama kocaman alkışlar rica ediyorum. Evet alkışlarınız devam etsin. Bir sonraki konuğumu davet etmek istiyorum. Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez geliyor. Hoş geldiniz. Selamlar, size. günaydın, günaydın. Çok iyi. Bugün güzel konularımız var. Bugün bomba konularımız var. Mine Düzenli olarak tükettiğimiz, gibi. bakın çok önemli bir konu başlıyor. Ölümcül gıdalar neden? Neden ölümcül dedik bunları? Hemen onu bir açıklayalım tabii ki de. Bir çok yiyecek çok kısa sürede bizi kronik hastalığa götürebilir ya da profilaktik şok etkisi yaratıp direkt ölüme neden olabilir. O yüzden diye bu yiyecekleri size açıklayacağım. Daha sonra anlatacağız. 6 günde 2 kilo verdirebilen Anadolu diyeti. Nasıl yapılır? Onun evet. tarifini verecek. Tiroit hastaları hep soruyorsunuz. Nasıl beslenmeliyiz diye. Bugün onun cevabını alacağız. Sağlıklı yağlar neler? Hangi faydaları var? Az sonra sevgili Selahattin dönmez anlatacak ama önce istersen bir mutfağa geçelim. Tuna yanına. Bir, bir salatayla mı başlayacağız? Evet salatayla başlayacağız. Salatamızda neler Merhaba, var Merhaba. malzemelerimizde? Hoş geldiniz. Teşekkürler. E, malzemelerimiz e, ıspanakların Çekini ayıkladık. Görelim. Kökünü yemekte kullanacağız. Ha. Yapraklarını koyacağız. E, bir iki sap kadar pırasayı ince ince, ince kıydık. E, közlenmiş kapya biberimiz var. Çok güzel. Susam, e, tane hardalımız var. Aha. Tekrar hardalımız var biraz acılı. Bu tane hardal değil mi şu? Evet tane, tane hardal. hardal. Bunun, normal kendisi evet, de var. Bunu normal nasıl kullanacaksınız? Yani direkt döküyor musunuz? Direkt, direkt döküyoruz. Evet tamam, hocam güzel. direkt dökeceğiz. E, sosunda da zeytinyağı, limon e, ve üstüne de e, kavrulmuş susam. Susam e, çok güzel. E, bir de hellim peynirini kızartıp sunumda tabaklamada üstüne yani evet. abi, çok güzel. Hadi evet. başlayalım o zaman başlayalım. salatamıza. Buyur arada evet. biz şimdi yeri değil ama yine de e, belki o anda konuşamayız ya şu kökünü konuşalım mı birazcık? Hem onu konuşalım hem de izleyicilerimize bu ıspanakla ilgili bir ne diyorlar? Demirden çok zengin. Evet. evet demirden zengin ancak içerisinde oksalik asit de var çok fazla da et gibi, tavuk gibi, yumurta gibi demirden zengin diyemeyiz. Çünkü hmm. hayvansal yiyeceklerdeki demirin e, artı iki değerlikli, bitkisellerde ise artı üç değerlikli. Vücut kullanması için artı ikiye dönmesi gerekiyor. Yani bir prosese ihtiyacı var karaciğerde. Yani çiğ kendi mi pişmiş kendi mi aynı şeyi Aynı şey o yüzden demir, e, ıspanak demirden zengin bitkisel bir besin olarak alalım ama... Anemiler demir durumunu desteklemek için Anemi tek başına bunu kullanmaları doğru bir şey değil. değil. Yani demir eksikliğine bağlı kansızlık diyebiliriz. diyebiliriz. Ama ıspanağın çok güzel bir özelliği var, klorofilden zengin. İçerisinde çok güzel antioksidanlar var. Kalp sağlığı için çok yararlı. Tabii ki lif içeriği de çok yüksek. yüksek. Bağırsak sağlığı için de yararlı diyebiliriz. Son dönemlerde kendim yaptığım için söylüyorum mutlaka siz de yapıyorsunuzdur ama yapmayanlar için ıspanaktan çok hoşlanm yani hoşlanmıyorum diyenler yeşil salatanın içerisinde ıspanakları da normal bu çiğ şekilde tükettiğiniz zaman. Hiç anlaşılmıyor hangisi ıspanak, hangisi marul, hangisi roka hepsi birbirine karışıyor mükemmel, mükemmel oluyor. oluyor. sos da kattığınız adında. zaman evet, çok iyi olur. Evet sosu da katacağız oluyor. hocam. Bu kadar ee, basit bir salatamız aslında ama evet. ne kadar faydalı oldu. Çok faydalı evet. ve çok da şık Hı. sunumu da çok güzel olan bir salata. Şöyle sosunun iyice karışması için bir kavanoza çalkalıyoruz. Çalkalıyorum evet. evet şimdi bunu salatamıza. Ardağ zeytinyağı, limon. Çok güzel. Of evet. mis. Evet. Harikasın. Tamamdır, evet falan kökünden de az sonra bir yemeğimiz yemeğini, olacak, zeytinyağlı onun için tekrar geleceğiz. Evet. Bekliyorum. Bekliyorum. sağlık. bekliyorum. Hemen istersen e, bugünün konu başlığı aslında en önemli başlığı, e, başlayabiliriz sevgili Selahattin'le. Düzenli olarak tükettiğimiz ve bilmediğimiz ölümcül gıdalar hangileri? Evet. İlk olarak istersen e, arkadaşlarım hemen, hemen versinler, soda ve enerji çiçekleri. İlk maddede şu anda yer alıyor. Neden? Türkiye'de şu anda 13-20 yaş arasındaki gençlerde enerji içeceği tüketimi çok fazla. Ay. Özellikle cuma cumartesi günleri çok yoğun tüketiyorlar. 2. Sodayla maden suyunu hala karıştırıyoruz. Hayır Maden suyu kendi endemik bölgedeki su kaynağının doğal yapısının mineraliyle birlikte suyun yüzeyine çıkmasıyla gaz, gazlı ya da az gazlı ya da gazsız olan doğal su kaynağına biz maden suyu diyoruz. Soda ise normal suya evet. karbondioksit gazı eklenmiş halidir. Yani hiç maden suyuyla hiç alakası, alakası yoktur yok aslında. Hmm. Ayrıca bir de maden sodası vardır. Bizim maden suyunun içerisine daha gazlı olsun diye karbondioksit gazı eklenmiş olandır. O yüzden üzerinde yazar şişelerin hmm. doğal mineralli su, doğal maden suyu diye yazar. Biz bunu tüketeceğiz. İkincisi doğal maden sodasıdır. Yani maden sodası var içine bir de karbondioksit gazı eklenmiş demektir. Bundan da uzak duralım. Bir de bu meyveli sodalar, içine şeker eklenmiş sodalar var onlardan da biraz bahsedelim. Evet onların da tam e, anlamı şudur. Bildiğimiz doğal mineralli suya ya da sodaya yapay tatlandırıcı, katkı maddeleri, fosforik asit gibi birçok asit eklenerek ya da lezzet verici aromalar işte elmalısı var, limonlusu var çünkü evet. taze değil bunlar. Konularak yapay olan hazırlanmış içeceklerdir. Ve Türkiye'de şu anda maden suyu tüketimi, doğal maden suyu tüketimi çok yüksekken azalmaya başladı. Çünkü markete giderken yanlış alışveriş yapıyorlar insanlar. Fiyatı ucuz çünkü diğerinin. Hemen gidip daha ucuz olanını aldığımızda yanlış olanını almış oluyoruz. O yüzden doğal maden sularını almanızı tavsiye ederim. Peki doğal olmayan bu diğer soda ve yapay tatlandırıcı içeren enerji soda ve enerji içecekleri deyelim. ne yapıyor? Direkt kalp krizi ve ölüm riski yaratabiliyor. Evet. Özellikle kardiyovasküler hastalık riski olan ailelere de gençlerde ise hiperaktivite yaratabiliyor Hı. çocuklarda da. Tık. O nedenle enerji içecekleri şu an için e, büyük bir suçlu olarak gündemimizde duruyor. duruyor. O nedenle sağlıklı beslenmede de doğal mineralli suyun yeri var. Soda ve enerji içeceklerin yeri yok. Hele hamileler hiç içmeyin. Aman. Sınav çalışırken... Çocuklar, bağımlılık yaratıyorlar. Gençler lütfen tüketmesinler. Bence onun yerine güzel bir e, sütlü kahve yapın çocuğunuza eğer çok fazla uyanık kalmasını istiyoruz isek. Hı hı. E, çocuk beslenmesinde biz 0-5 yaş, 1 yaşına kadar çay da tüketmesini istemeyiz. Süt en güzel kaynağıdır. Hayır, zaten 5 yaşında bile olsa çayla ne işi var çocuğun? Ama gibi? öyle diyoruz. Bizim ama Abi, toplumumuzda çok yani. fazla çayla böyle ekmek de hemen karıştırılıp hızlı ekmek bir şekilde oturuldu, tüketsin diye. Ekmek çay kaşığıyla şöyle bir tadına baktık. Evet. Niye böyle şeyler yapıyorsak hiç bilmiyorum. <laughs> Şekerli bir de çaya evet. ekmek bol Ağız bastırılır. tatlansın diye çocuğu resmen <laughs> alıştırıyoruz. Margarine gelelim. Bir diğer düzenli olarak evet. tükettiğimiz bu zaman ölümcül olabilecek gıdalar arasında. Bu konu dünyanın tartıştığı bir konu ve evet. bugün bu konu Türkiye'de ise büyük bir kaos yaratan bir konu. Margarinler konusunda e, 2005 ile 2000 e, herhalde 10 civarlarında yeni bir yöntem geliştirdiler. Margarinlerin trans yağlarını azalttılar. Fakat sert margarinler, yumuşak olmayan sert margarinler, e, bunun dışında sağlıksız ortamlarda yaratılan margarinler genelde ne için kullanılıyor ülkemizde? Tereyağına alternatif olsun diye. İşte bitkisel özlü yağlardan yapılıyorlar diye. Bunların trans yağ yüksekleri çok yüksek. Evet. Sert margarinler trans yağdan yüksek olduğu için de kalp hastalıkları açısından bizim için risk. Margarin yerine en sağlıklı alternatif doğal tereyağıdır unutmayın. Hı hı. Fakat ben yine de her zaman söylüyorum. Katı yağlardan genelde uzak duralım. Onun yerine bitkisel özlü yağımız olan zeytinyağımızı kullanalım. Hı hı. Bir örnek verelim. Sonuçta tereyağı da katı yağ olduğu için söylüyorsunuz mu? Hayvansal orijinli katı yağ olduğu için. Öteki de bitkisel, bitkisel. özde yağlı ama öteki birazcık bir işlem geçiriyor, suyla doyuruluyor. Hı hı. Bizim şey de suyla doyuruluyor aslında. Sütten yapılıyor zaten tereyağı. Hı hı, Sütün tabi. sürekli olarak suyla doyurularak hazırlanmasıyla ile oluşuyor. Hı hı. Katı yağların en büyük ortak özelliği doymuş yağ içeriği yüksek ve bu doymuş yağ içeriği fazla tükettiğimizde bu arada onu söyleyelim. Tabi, tabi. Tereyağı düzenli olarak uygun miktarda tükettiğinizde sorun yok. Geçen programlarımızda da söyledim. Yani ben hep şuna bakarım. Türkiye'deki duruma. Türkiye'deki durumda bugün kalp hastalıklarındaki en yüksek oran Gaziantep ilinde ve Karadeniz kıyılarında. Buyurun ve neden diye bir düşünelim. İç Anadolu'nun bazı ülkelerinde çünkü katı yağ, hayvansal katı yağ tüketimi de çok fazla. Neden? Şimdi eğer sizin bulunduğunuz yerde zeytin ağacı bulunmuyorsa yağ yapılmıyor demektir. Hı. O zaman da ne yapacaksın? Doymak için yemeklerini lezzetlendirmek için onlar zorunlu olarak o katı yağı kullanıyorlar ve alışkanlıkları haline gelmiş. O açıdan da bitkisel özlü yağlardan tek zeytinyağı çok sağlıklı. Bazen soruyorlar diyorlar ki biz hiç başka bir yağ tüketmeyecek miyiz ya? Gerçekten tek yağ, zeytinyağı tüket. Zaten sen katı yağını sütten, yoğurttan, etten e, peynirden alıyorsun vücudunun yeterli olduğu kadarıyla Öbürü biraz psikolojik tereyağı kullanmıyorum. Tereyağı kullanmıyorum. Biraz psikolojik. Psikolojik aslında. ama tekrar söylüyorum belirli bir miktarda Yine kullanılabilir. Orada yapmıştım. görüyoruz e, margarini Kalıp kalıp evet. margarinler kullanılıyor. Evet. Bakın pastaya, böreğe, pilava, Pohataya. çöreğe her zaman koyduğunuz bu yüksek yağlar, siz evinizde yapsanız da sağlıklı anlamına gelmiyor maalesef. Evet. Dilersen devam edelim Tabii. Selahattin, İşlenmiş etler, salamlar, sosisler, sucuklar, sucuklar hepsi evet. şu an güme gidecek haberiniz olsun. Şu anda ben sağlıklı beslenmede bir trend var dünyada. Nedir trend? Katkısız, doğal. Evet. Yiyelim, evimizde yapalım diyoruz. Şimdi biz ben sizi soruyorum o zaman, ben niçin bu yiyeceklere karşıyım? Bir nitrozamin var içinde, iki nitratlar var alerjenler, koruyucu katkı maddeleri, daha bunu yaparken ısıtma işlemleri vesaireler yapılıyorlar. Bunların formasyonları da değişiyor. Trans yağ asidi içeriği artıyor. E siz o zaman kendiniz düşünün. Sağlıklı mı, sağlıksız mı? Biz gidip paket ürün yememek için kendimizi yırtıyoruz. Diyoruz ki sağlıklılarını yapalım diyoruz. Gidiyoruz onun yerine aslında şundan da azıcık yersem çok büyük bir sıkıntı olmaz gibi içimizi rahatlatıyoruz açıkçası baktığınızda. Bir salam, sosis, sucuk pastırmanın çok yağlı olanı yağsız olan kısımlarından tükettiğiniz zaman bildiğimiz yağsız et demektir. Zaten sıkıntı yok onda. İçinde bol tuz var. Koruyucu katkı maddeleri var. Bunların artık bugün bağırsak mikrobiyotamızı değiştirerek aldığımız yiyeceklerden kalori alma miktarını da değiştirdiği söylüyor. Örneğin sen bir tane elma yiyorsun. Elmada 60 kalori var. Ve bağırsak mikrobiyotan düzgün çalışıyorsa 60 kalori alıyorsun ama çalışmıyorsa çalışmıyorsa bundan 100 kalori alıyorsun. O sana 100 kalori olarak. O yüzden yerleniyor. kötü mikrobiyata Anladım. iyi düzenlemek için de bu katkı maddesi olan işlenmiş etleri tüketmeyelim. Sonra da niye ben çok zaten az kalorili besinler tüketiyorum ama kilo veremiyorum ya da alıyorum diyor. Diyoruz. Aslında Ya da niçin alıyoruz. sen hep zayıfsın? Diyor ki mesela birçok kişi sen yürüyüş yapıyorsun zayıfsın. Yürüyüş bizim normal yaşantımızda hepimizin yapması gereken bir şey. Yani bu bana özgü bir şey değil ya da sen spor yapıyor musun Çağla? Sence? <laughs> çok iyi yapıyorsun. <laughs> Ama senin ağzından bir duysunlar istiyorum. Evet, yani yapıyorsun. Bayağı. Hep ben diyorum ki 10 kilometre yürüyorum, 5 kilometre koşuyorum. Tabii ki evet, bu evet, kadar evet. bomba fit bir, bir e, şey vücudu bir korumak şey. e, kolay bir şey değil. Şimdi spor yapıyorsun. E, bu sana özgü bir şey değil ki. Sen bir efor sarf ediyorsun. Ve onun dışında da yiyeceklerine bazen dikkat ediyorsun. Bazen miktarını az yiyorsun. Bazen çok yiyorsun. yiyorum. Evet. Bunu dengede yiyorsun. Ve bireyler şöyle zannediyorlar ben hiç bunları yemiyorum ve sadece yürüyerek bunu koruyorum. Hayır. Yok öyle. Mesela ayda bir iki kere ben de pastırmalı yumurta yiyorum tabii ki. Ama hiçbir zaman mesela tatlı. Muhakkak her gün böyle hafta... yediğimiz bir şey haline getirmemek tabii, aslında tabii, burada aynen önemli öyle. olan. Ben de yiyorum Yoksa yani. Yoksa çok şey nadiren yediğimiz şeyler ya. var tabii ki. Patates kızartması yiyorum, sucuklu yumurta da yiyorum, hamburger de yiyorum. Yiyorum aynen yani hiçbir öyle. hiçbir şey ne kadar hayatımda zamanda yasaklamadım. bir... yasaklamadım. Her haftanın 3 günü 4 günü mü yiyorsun? Sevindiniz. <laughs> <değil>? böyle yapıyor. <laughs> Ama miktarını az üç, dört ve süresini az. Bizim evet. ülkemizde bakın ben İskenderunluyum. Adana'da yaşıyorum. Mersin'de <laughs> yazlığım var. İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'nin her yerine gittiğim için Türkiye'nin genel popülasyonunun davranışını biliyorum. Sabahleyin patates kızartmalı yumurtalar yapılıyor. Bol margarinli, tereyağı da yok. Margarinli sıcak ekmekler sürülüyor. Bol reçeller, tatlılar. Çay şekerli tüketiliyor. Hatta kilolu bir kişi şöyle diyor: diyor ki ben çayıma hiç şeker koymuyorum ama nasıl zayıflayamıyorum? Ama bir görüyorsun ki. Kahvaltıda bir somun sürü evet. börekler var. O yüzden rica ediyorum yemek yeme düzeninizi evet. gözden geçirin. Kahvaltıya gelmişken bu kahvaltılıklarda tüketilen tahıllara da şöyle evet. bir göz atalım isterseniz. Gevrekler, bu işte krispili bir şeyler oluyor sürekli. Çok Özellikle doğru. de pratik olması dolayısıyla çocuklar okula giderken de bazı ebeveynler tercih edebiliyor. Çok ister doğru. Istemez. Her gün yiyor çocuklar. Yani Çünkü okulda sabahleyin biliyorsun çok aç uyanıyorlar çocuklar ama çok kısıtlı vakitleri var evde geçirdikleri. Tabii tabii Uyanıyor, üstünü giyiniyor ve direkt direkt nereye çıkıyor? Doğal olarak okula, servise. Yürüyenler yakında olsa bile kahvaltı yapmıyorlar. Okulda daha çok yedikleri şeyler kantinden aldıkları yiyecekler ya da e, kahvaltı veriliyor. Ben mesela geçen e, yine e, bu konuyla ilgili bir kritik yaptım. E, kendi gazete köşemde. Yani kesinlikle bu kantindeki yiyeceklerin sağlıksız olduğunu hala savunuyorum güzel bir sandviç yapabilirler ya. Evet. Tahıllı ekmeğe beyaz peynirli sandviç. Hala çocukların elinde simit açma, poğaça, poğaça. salamlı karışık tostlar. Şimdi onun yerine ne yeniyor? Kahvaltılık gevrek. Çünkü hızlı hem de doyurucu. Hı -hı. Ne var? Süt var içinde bu. Ne var, var onların içinde? O gevreklerin Şimdi, içerisinde. Bir öyle Bunları bir kategorilendirelim ne mi? Ne yani, <laughs> diyecekler ki çocuklar için satılıyor sonuçta bu içinde ne kadar zarar veren bir madde olabilir Tabii. ki? kategorilendirelim bunları. Bir şekerle şekerlendirilmiş olanlar var. İki yağ konulmuş ve trans de yüksek olanlar var. Üç doğal ve yakın olanlar var. Dört doğal olanlar var. Doğal olanlar yulaf. Doğal olanlar tam buğday unundan yapılmış balla tatlandırılmış olanlar. O yüzden sizden ricam seçerken lif oranı yüksek. Güvenilir markalarını alabilirsiniz ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Çok kolay. Örneğin Yulafı, birazcık bal dökün içerisine, ee, çok az zeytinyağı çok az ama kokmayacak şekilde zeytinyağı harmanlayın fırına verin kıtır kıtır olur. Ve onu siz sütle birlikte tüketer tüketip taze meyvede koyabilirsiniz. Bugün tekrar söylüyorum dünyada çok önemli bir değişim var. Gıda katkı maddeleri vücutta alerjen düzeyini arttırabiliyor. Gıda katkı maddeleri birçok hastalığa yakalanmamıza neden oluyor. Hatta bugün kanserle ilgili de bize... İpuçları veriliyor. Yüzde yüz olmasa bile. O yüzden dünyadaki bütün besin endüstrisi gıda katkı maddesiz sağlıklı yiyecekler yapmak için artık yarışa girecekler diyorum. Önümüzdeki dönem bizim en çok konuşacağımız konu gıda katkı maddeleri ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz. Kurtulabileceğimiz. Bizim de en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi aslında cipsler. Evet Ona cipsler. Cipslerin en önemli özelliği şu. Şimdi siz bir yağla hazırladınız. Mesela Zeytinyağında ne diyordum ben size? Dumanlanma noktası. islenme noktası çok yüksek olduğu için yapısının bozulmasına elveriş sağlayabilecek en üst maksimum ısı noktası diyoruz biz bunun evet. anlamına. Zeytinyağında kızarttığın bir şeyin hiçbir zaman zararı olmuyor. Ve çok nadir tükettiğinde. Patates, patates evet. kabak söylememiştim ben bunu patlıcan. Ee, ya da e, mesela yumurtalı ekmeği diyelim fırında yapmadın. Zeytinyağında derin dipte kızarttın. Kızartın. Sen bunu 15 günde bir yaptığında, yediğinde, 3 haftada bir, ayda bir sorun yok. Tamam. Fakat dikkat edin. En büyük sorun akşam eve geldikten sonra yatana kadar televizyon izleme, ders çalışma, kitap okuma, sinemaya gidiyorsun. Herkesin elinde mısır cipsleri patlamış mısırlar var. Hayatınızın her yerine bunlar artık yapışmış. Evet, doğru. Çıkartamıyorsun bunlardan. Çünkü çıtır çıtır arkadan bir ses geldiğinde senin de artık damak isteğin doğuyor ve almak istiyorsun. Bunlarda en büyük sorun bomba gibi içerisine konulmuş trans siyasetleri yani. var ve trans siyasetlerin en büyük sorunu bakın sadece şekerli yemek değil. Bol şekerli yemek insülin direncini arttırıyor ancak bol doymuş ve trans siyaseti tükettiğin zaman da insülin direncin artıyor. Kalp hastalığı riskin artıyor. Yüksek tuz yiyecekler. Bugün çocuklarda özellikle gençlerde böbrekteki sorunlara bağlı hipertansiyon sıklığı çok fazla. O nedenle dikkat etmek çok gerekiyor. Çok moralim bozuldu neyse. Bazı pişmiş ürünler bunlar hangileri mesela? Yine trans yağ içeriğinden bahsedeceğiz ama tabii palm yağına da girelim. Burada Şimdi dinlemsen. önceden pişirilmiş birçok markete giriyorsun. Diyorsun ki ya diyorsun o kadar çok zamanım yok evde yemek yapmaya ki şefim söylesin bir yemek yapmak o kadar kısa bir süreç alır ki. Fakat kadınlar İstefek. şey gözlerinde büyütüyorlar ve de Almak, yıkamak, doğramak, aynı anda yapmak, sunmak, sunduğun zaman da bir de oradan güzel bir tepki almamak doğal olarak kadının bütün şevkini ortadan kaldırıyor devrim. Bir de tabii ki kiminin eli çok yatkın, kiminin eli çok yatkın değil ama yemek yapmak zevkli bir iş. Kadın erkek fark etmez. Ama şeyde İtalya'da, İspanya'da ve Fransa'da kadın erkek mutfağa giriyorlar. Ben mesela bazı şeyler izliyorum, hı hı. belgeseller, güzel yüreğe ait yiyecekler yapan ve başka kişileri... ...kendi evlerinde misafir eden kişilere bir bakıyorum adam güzel salatalığı doğuruyor... ...kadın orada başka bir şey yapıyor. İkisi bir arada sevgisini katarak Aha. lezzetli sağlıklı yemekler yapıyorlar. Ve bunlar hep orta yaşın üzerinde insanlar. Bizim ülkemizde ise yemek yapmak gerçekten büyük bir sıkıntı, sorun. Çünkü herkes sanki metropolde yaşıyor, bir yere yetişmeye çalışıyor. Sağlıklı beslenmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve ne yapıyoruz? Markete gittiğimiz zaman gözümüzün önünde çıkan şey... Şimdi biz et alacağız da, köfte yapacağız da, bunları koyacağız da ya yerine yok yani o gün önden, pişirilmiş, önden pişirilmiş yiyecekler. <laughs> Nedir onların zararı? Bunların hepsi yine trans bombası. İçerisine daha fazla mesela diyelim ki bir araya konulması için nişasta koyuyor, koyuyorlar, kıvam verici koyuyorlar, gıda katkı maddeleri çok artıyor. Bu gibi yiyeceklerin bir evinde yapacağından kalorisi %25 daha fazla oluyor. Ve hmm. hızlı kilo alıyorsun, yağlanıyorsun. Doğru ve kalp hastalıkları için de büyük diye. risk faktörü. Peki, yağsız gıdalar burada çok önemli bir başlık evet, evet. var. Sağlıklı alternatifler olarak pazarlanan yağsız ürünlerin hiçbirisi aslında sağlıklı değildir diyor Selahattin Dömez. Evet, bunlar mesela diyor ki size, siz kafanıza hemen koyuyorsunuz. Ben bir şey yapmak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Kan kolesterolüm yüksek, düşürmek istiyorum. En güzeli ben yağsız yiyeyim diyorsunuz. Evet. Yağsız yedikçe kan kolesterolünüz daha da yükseliyor. Yağsız yedikçe Derin kuruyor. Yağsız yedikçe sinir sistemin bozuluyor. O yüzden genelde yağ dengeli olarak kullanıldığında çok faydalı. Yağsız ürünlerde de lezzet katmak için bunun yerine bir şey koymaları gerekiyor. Genelde dikkat edin. Mesela light süt vardır. içemez hiç kimse. Ama light sütle hazırlanmış, aroma verilmiş bir yoğurt yapılır mesela. Siz onu dersiniz ki çok güzel. Çünkü şekeri vardır içinde. Katkı maddesi vardır. O nedenle sıfır yağlı... Ekstra light ürünler yararlı değil. Aksine ölümcül zararlı. E, ölümcül. arasında. Derin kuruyor. Sinir sistemi bozuluyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önceden bir diyet vardı. Pratikin diyeti diye. işte yağ çok azaltır. Bol protein yedirir. Bu kişiler kilo verdiler fakat ondan sonra hepsi sinir sistemi hastalıklarına yakalandılar ve ondan sonra da bu diyet zaten dünyada yasaklandı. Evet. Biz her zaman diyoruz ki yeterince dengede. dengede az çok çok çeşitli yemek yemek yeterli. Biz de zaten buradaki maddeleri özellikle söylüyoruz ki düzenli olarak tükettiğinizde gerçekten tehlikeli olabilecek evet. besinler. Bunlardan bir tanesi de hep tartışma söz konusudur biliyorsunuz kırmızı et. Evet, kırmızı et Türkiye'de kırmızı et tüketimi ya belirli kesimlerde arttı. Genel olarak bakarsak daha az Mus kırmızı et tüketiyoruz. yüzünden oldu bütün bunlar. Hem onun gibi hem de onun şey yapması, çok şovları lezzetli. yüzünden. Bir gün kendilerini öldürecekler <gülüyor> ekranda. <gülüyor> ee, şimdi et tüketimi artıyor fakat etin sağlıksız tüketimi de artıyor yağlı et. Çünkü görüyorsunuz o kuyruk yağını iyice kızdırıyorlar üzerine atıyorlar şovlarla tereyağlar. Ve bunları gören insanlar da evet bu sağlıklıdır imajını kendi evinde de yapıyor. Kırmızı et tüketiminin birincisi değişmez. Koroner kalp hastalığıyla çok ciddi bir ilişkisi var. İkincisi kırmızı et tüketimi kolon kanseri için sindirim sistemi kanserlerinde bir risktir. Üçüncüsü ise kırmızı et tüketimi e, diyabet için risktir. Şöyle bir görüş var. Ben yine de burada açıklayayım. Şimdi diyorlar ki dünyada daha çok bitkisel besinler yiyin, daha az hayvansal besinler hatta hayvansal besinleri çıkartın. Bu doğru bir şey değil. Yeterince yemek zorundayız. Bizim vücudumuz ona ihtiyaç duyuyor. Yani tamamen sıfır hayvansal yiyecek doğru bir şey değil. Evet. Çünkü sizin hayvansal yiyeceğin içerisindeki birçok önemli bir bileşen var. Mesela demir, çinko, omega 3, hayvansal protein sağlığımızı korur. Bitkisel proteinler ise hayvansal protein kadar sağlığımızı çok korumaz. O açıdan bu dengeyi kurmak için yemeliyiz. Fakat bir bakıyorum ki bir bir lobi var hemen bir ortaya çıkıyor ve bizleri öldürmek üzerine kurulmuş bu insanların gerçekten genel sağlık düzenini bozmak üzerine virüsler çıkıyor biliyorsunuz onlar bunlar. Lütfen rica ediyorum her bilgiye inanmamak lazım. Diyor ki sen diyor kırmızı et yersen diyor gezegene zarar veriyorsun diyor. Su kaynaklarını çok harcatıyorsun. Hmm. Tarım kaynaklı sera gazı diyor. Tamam da iyi de biz zaten oturup sırf et yiyen birisi değiliz. Belirli miktarlarda et yiyeceğiz. O yüzden kırmızı eti azaltmak, beyaz etleri çeşitli olarak tüketmek, en uygun et kaynağımızı güvenilir hale getirmek zorundayız tavuk etlerine. O yüzden tavuk üreticilerine buradan sesleniyorum. O ab, ab, abuk sabuk işlemleri yapmaktan vazgeçin İnsanların ve insanlara kesin evet. deklare edin. Biz sağlıklı yapıyoruz. Bu bu işlemleri bize gösterin. İçimiz rahatlatın ve biz de bunları artık düzenli olarak evet. yiyebilir hale gelelim. Gelelim. Peki bir diğeri ise maalesef dondurma. Benim en sevdiğim tatlı tek tatlı dondurma. Ben İkincisi künefe. Dondurma. E, yemeyeceğiz mi her gün şöyle birazcık sütlü dondurma? Her gün yiyor musun? Çağlı. Bu haftada 3 gün falan orman meyvesi yeme değil bahanesiyle. Çok sosyetiksiniz yiyorum. efendim orman meyvesiyle. Ama antioksidan dediniz, anlattınız, ballandırdınız. Yine bana attınız <laughs> Yiyorum orman meyvesi çok seviyorum. Çok güzel. Şimdi ben dondurmayı seviyorum. Özellikle e, sakızlı, böyle bademli, e, çikolatalı dondurmaları severim. E, bu dondurmaların özellikle içerisine bol hava koymaları, e, farklı süt kaynakları ile değil süt tozuyla yapılmış olması... Ve bunların içerisinde trans yağların yüksek olmuş olması özellikle hazır dondurmalarda bir risk. Fakat hazır dondurmaları da taze meyvelerle çok az miktarlarda değiştirerek tüketebiliriz. Ben genelde güvendiğim yerlerde evet. çok güzel yapımı lezzetli olan ve doğal kaynaklarla yapılmış. Yani mesela diyor ki birisi keçi sütüyle yapılmış. Yani süt süttür ha keçiyle yapmış ayınekle yani dondurmanın büyük bir şeyini değiştirmez. Sadece lezzet ve kıvam değişir. O yüzden o dondurmadan yiyebilirsiniz. Ne zaman ne kadar yiyebiliriz? Haftada iki kere. Ne kadar yiyebiliriz? İki küçük top. Taze meyveyle birlikte yiyebilirsiniz. İşte e, dağ meyveleri, orman meyveleri, yaban mersini ya da taze bizim çok güzel muzla yiyebilirsiniz. Muzun üzerine koyabilirsiniz. Hiç bunlarla yemeyebilir. Tek başına da tüketebilirsiniz ama şeker hastalığı riskini arttırması ayrıca yine bunlar doymuş yağ içeriyorlar. Diabet Kalp riskini hastalığını artırıyor riskini Arttırıyor. Çok fazla tüketildiği Aynen öyle. o yüzden yani dondurma kışın hiç kimsenin yemediği, yazın ise vazgeçmediği bir tatlı. Fakat şöyle bir örnek Şimdi daha verelim. Şimdi benim bari yaza bırakalım hakkımızı. <laughs> evet hani. Bir çapraz örnek daha verelim. Ben hep öyle verip vermeyi seviyorum. Buyurun. Kuzey İskandinav ülkeleri yaz kış dondurma yiyorlar. Ama bizim gibi bir kal kalıbı alıp da yemiyor. Küçük kaplarda porsiyonları var. Yazı üzerinde 100 kalorinin altında, doymuş yağ azaltılmış öyle tüketiyorlar. Bizde biz bir alıyoruz akşamleyin 1 kilo dondurmayı 3-4 kişi kaşık kaşık tüketiyoruz. Açıkta alınıyor dondurma daha çok. Sonra paket dondurmaları alıyorsun. Çocuk bir tane yiyor. Diyor ki hadi yavrum bir tane daha ikin. ikinciyi tüket. Şimdi bu beslenme tarzı maalesef aşırı yemeğe girdiği için Uygun doğru değil. değil doğru değil. Gelelim beyaz ekmeğe. Bu bizim belalı işimiz. Ben geçen ekranda çok güzel bir şey izliyorum. Küçük VTR'ler. VTR'lerde... Bir amca çok güzel bir şey anlatıyor. Sağlıkla ilgilerinde yarım beyaz ekmek, içinde beyaz peynir. Ben çok keyifle dizledim yeah. ama çok tatlı. Biz böyle bir ülkeyiz. Çok sıcak ve yaptığımız her işte, mesela sağlıkla ilgili diyor ki, işte akciğerimizi korumak için şunu yapmalıyız diyor ama yarım ekmek elimizde Elinde. var. Yeah. Şimdi e, tabii o, o jenerasyon aktif. O jenerasyon belki beyaz ekmek yiyor ama onun dışındakilerin hepsini daha az yiyor, kendini koruyor. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu fırınlar. Fırınlardaki o mayalanarak yapılan önceki ekmekler kalmadı. Evet. Önceden mayalanma çok uzun bir prosesle yapılırdı. Şimdi ise 2-3 saat, 1 saatte hızlı mayalandırmayla size ekmekleri sunuyorlar. Oradaki gluten iyi parçalanmıyor. Sonra da zavallı gluten suçlu oluyor. Beyaz ekmek tüketim arttıkça çok ciddi bir sorun oluşuyor. Şöyle düşünün, sıcacık bir ekmek geldiğinde, siz yumurtaya bandığınızda, peynire koyduğunuzda, bir kadın bile, hiçbir aktivitesi olmayan kadın bile yarım çeyrek ya da bir tane bütün buton ekmeği yiyebilme potansiyeline sahip oluyor. Neden lezzetli? Çok. Doyma merkezini tamamen yok ediyor bağımlı hale getirmiyor. Siz birçok şeyin bağımlısısınız aslında gün içinde baktığınızda. Yediğiniz birçok şey var bağımlı olarak. Fakat en fazla yediğimiz şeylerden bir tanesi ekmek. Çünkü biz ekmekle doyan bir ülkeyiz. O nedenle diyoruz ki beyaz ekmeği sofrandan çıkart, onun yerine tam buğday ekmeği, ekşi mayalı ekmekler, çavdar ekmeklerini tüket ki hem kronik hastalıklardan koruyan sağlık bileşenlerini al, hem rafinasyonla senin yiyeceğin, seni koruyabilecek bir besleyici özelliğe sahip olmadığı için onun yerine daha doğru bir ekmek tüket diyoruz. Beyaz ekmek yiyenler hiçbiri sağlıklı olmalı. Türkiye'de biliyorsunuz ortalama yaşam süresi 70'lerden 78'e daha yeni çıktı. Nasıl çıktı? İşte bu öneriler, yeni önerilerle evet. Çağla Hanım'ın yaptığı programdaki birçok e, sağlık önerilerini insanlar duyarak öğrenerek e, yaşam sürecimizi de daha kaliteli hale getirdik. O yüzden Aa, patlamış Yine mısır hiç çıktı. gelmek istemediğim bir konu patlamış mısır. Benim çocuklarım da çok seviyor. Ben de çok seviyorum açıkçası. Evde yani yapıp zeytinyağında patlamış, patlamış mısır. Patlamış mısır GDO'lu. Mısır Türkiye'de e, özellikle hayvan Herkes yemlerinde GDO'lu. Patlamış mısırı mümkün olduğunca çok çok nadir tüketin. Bence hatta çıkartın hayatınızdan. Yani. Vallahi yemesinler gerçekten. Gerçekten mi ya? Gerçekten hiç Benim sağlıklı değil. Oğlan çok seviyor ya. Gelmiyorum. Sinemaya da gidiyoruz, gösteriye sen, de gidiyoruz. Sen bizim içimizi parçalamak e. için söylüyorsun bunu. Azıcık. Ya, azıcık <laughs> azıcık zeytinyağıyla koy. Ben de çok seviyorum bu arada patlamış mısırı. Gelelim ya, meyve sularına. var mı Bu meyve suları ile ilgili zaten ben ekranda, reklamda gördüğüm zaman kendim gülmekten kendimi alamıyorum. Diyor ki, <gülüyor> doğal <gülüyor> diyor o kadar güzel ki diyor. Meyveler çıkıyor, gidiyorlar, içerisine sıkılıyormuş gibi görüyorlar. Hepsi onların normal suyun içerisine işte e, kimyasal formda olanlar. Bir de İçerisine araba vermiş gibi portakalın e, posalarını koyuyorlar. Yani hiçbirinin onların vitaminleri vücudunuzda kullanılmıyor. Peki Üc diyelim içiyorsun. ki vitamin tamam kullanılmıyor. Evet. Ona tamamız ama meyve suyunu çok seviyor ve içecek. Ne gibi zararları var onunla konuşalım. Taze izlenme. meyve suyunu mu Hayır. yoksa bu meyve suyu mu? Bu meyve suyu yüksek fruktoz içeriyor. Karaciğer yağlanmasına neden oluyor bir. Hmm. İkincisi glikoz ve fruktoz oranı birebir olan besinleri tükettiğinde hiç sorun olmuyor. Mesela elma gibi portakal gibi işte ayva gibi fruktoz oranı yüksek oldukça aslında bizim için sağlıksız ve riskli olan bir yapıya sahip oluyorlar. Bunlarda da sırf fruktoz içeriği olduğu için ya da glikoz. genelde bunlar endüstriyel olduktan olduğundan dolayı karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Hı hı. Ayrıca tabii ki yine bunlar insülin direncine şişmanlamanıza bugün gerçekten dünyada şişmanlıkla mücadele etmek için uğraşan bütün kampanyalar yapılıyorlar, milyon dolarlar harcıyorlar. Hala bu işin önüne geçemiyorlar. Neden? Bu besinleri çok sıklıkla tükettikleri, tükettikleri için. için. Peki Birazcık da yüzümüz gülsün. Çok güzel tiyolar verecek size sevgili Selahattin Dönmez. Sağlıklı yaşam için doğru besin seçiminde altın kurallar geliyor sizler için. Evet. En baştakin istersen ben okuyayım çünkü az önce çok Tamamdır. güzel bir şekilde anlattık. Beyaz ekmek yerine kesinlikle ekşi maya ekmeği tüketelim, tüketelim demişti. Şimdi yapay tatlandırıcılar yerine kesinlikle bal kullanın diyor. Evet beyaz ekmeği yediğin zaman yine mikrobiyotanı bozuyorsun. E, ekşi maya e, ekmeği yediğin zaman ekşi maya folik asitten zengin, çinkodan zengin. Minerali daha fazla alıyorsun. Özellikle anemisi olan kadınlar, evet. çocuklar ekşi maya ekmek tüketsinler. Ekşi maya bağırsaklarımızda da yararlı bakterilerin artmasını sağlıyor. Şimdi yapay tatlandırıcılarla ilgili müthiş bir çalışma yayınlandı. Hı. Biliyorsunuz diyabette yapay tatlandırıcı kullanıyor birçok kişi. Ve ne diyorlar? Belirli vücudun belirli bir oranına kadar tüketirsen zararlı falan filan artık bunları geçerim. Yeni çalışma şunu söylüyor. Bağırsak mikrobiyotanı bozuyor, doyma merkezini tamamen bloke ediyor, aç hissetme nedeni oluyor ve daha fazla yemeni sağlıyor. Kalori sağlayanları da var, bunların kalori sağlamayanları da var. O yüzden ben doğal bir bal tüketmek çok güzel bir şey. Evet. Glikozu ve fruktozu birbirine eşittir balda. Balın en önemli özelliği amino asitler var, enzimler var, antioksidanlar var. Az miktarda. Balı hani çok kaynar suyu koymayın derler. Şimdi çayın içerisine şeker yerine eğer bal tercih edecek birisi müthişsin, illa çayın ılımasını beklemesi evet, gerekiyor. Hafif mu? zaten çayı aldın, soğumaya başlıyor. Çok hafif, yanlar miktarda değil. Çok hafif olduğunda bir çay kaşığı kadar balı içine at, tüket. Maksimum bir tatlı kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Balı bence e, sıcak içeceklerinizde içebilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. Balın, ıhlamurun içerisine sıcak içeceğin içerisine uygun miktarda bal koydular. Tek başlarına antioksidan düzeyleriyle şey sıcak içeceklerde balla birlikte içildiği zaman vücuttaki antioksidan düzeyi 20 kat daha arttığını gördüler. Yani şöyle düşün yazın karpuz yiyoruz ve kırmızı o renkten bir sürü kalbimizi koruyacak bir madde alıyoruz ya. Onun aynı miktarı kadar ballı ya da ıhlamurlu Aa. çaydan bir tatlı kaşığı aldığın zaman alıyorsun. Gittiğim bir yerde yeşil çayın yanına bal veriyorlardı. Ne alaka diyordum. Ne yapacağım bunu içine mi koyacağım onu kaçıracağım <laughs> onu mu içeceğim falan. Ben de ballı hiç aram yok. Şu anda anladım neden olduğunu. Antioksidan özelliğini Özelliği arttırmak artırıyor. için yanına bal veriyorlar evet, yani. Bir tatlı kaşığını karıştırabilirsiniz. Özellikle ada çayında ıhlamurda Aa, çok müthiş güzel. etkili. Normal çayımızda şekerle arası Sıkı fıkı olanlar için tamamen yerine koyabileceğimiz doğal bir tatlandırıcı. tatlandırıcı. Kırmızı et yerine yumurta Çok veya güzel. balık veya hindi eti yenmeli diyor. Kırmızı etin en güzel alternatifi, her yayında söylüyoruz yumurtadır. Bir köfte kadar et, bir tane yumurtadaki hemen hemen protein açısından benzerdir. Tabii ki birbirlerinden farklı. Fakat biz diyoruz ki sağlıklı beslenmede çeşitlendirelim. Kırmızı eti ye. haftada bir ya da iki kere bulabiliyorsan bulamıyorsan da sorun yok. Yumurta yiyebilirsin onun yerine evet. balık etini, tavuk etini, hindi etini yiyebilirsin. Çok güzel bir marinasyon tekniği söyleyeceğim size. Neyle ilgili? Et tavuk mi? eti tavuk ve eti hindi mi? etiyle ilgili. Evet. Bunlar mı? çünkü kokuyorlar. Ben yiyemiyorum. Sana yapıyorlar bence. Çok da güzeller. İşte bazıları böyle pişirdiğin zaman özellikle e, hindi de. tuhaf bir koku oluyor Aa. ve yiyemiyorsun. Böyle e, bir mesela hindi eti için böyle bir daha bir yumuşatmak için falan bize bir tavsiye verebilir Hemen. misin bu arada? Şöyle güzel filetolar halinde ya da göğüs halinde aldığınız tavuğu bir dörde bölün ya da ikiye bölün ya da filetoları e, şeye bir kağıt, cam kaseye koyun. Bir yemek kaşığı sirke. Çok az her birine e, birer yemek kaşığı olacak kadar süt. Çok az limon. Bol Tane karabiber ve içerisine sarımsak ezin ve birazcık da soğan rendeleyin ve bunu harmanlayın. Çok az süt ama yani böyle yumuşatacak gibi. Üzerini kapatın ve yaklaşık buzdolabınızda ben bir gece beklettiriyorum. Bir gece önceden. Hı hı. Sonra ertesi günü bunlar çok yumuşak oluyor. Yani o soğan ve sorumsal kokusu da onun içerisine geçmiş oluyor. Baskılıyor herhalde onun senin sevdiğin Evet. Sonra kokuyu fırına da. veriyoruz biz bunu lezzetli Oo. çıtır çıtır güzel bir çok kıvamında, güzel. kıvamında yumuşak da kesebilirsiniz. Biraz pişirdiğiniz zaman hafif sert de olabilir. Damak zevkinize göre pişirebilirsiniz. Çok güzel bir Ayrıca oldu. bunları isterseniz mutfak robotundan geçirin. Kırmızı et yerine köftelik et haline getirin. Yani hindi etini de köfte evet. yapabilirsiniz. sonra onlardan köfte yapıp fırınlayın. Aa. Çok da lezzetli yemek, sağlıklı alternatif sunabilirsiniz kendinize. geldi. Teşekkür evet. ediyoruz. Light peynir yerine mutlaka tam yağlı <laughs> peynir alınmalı. Bunun yanına hemen yoğurdun üstünde koyalım mı? Tüm light ürünleri koyalım. koyalım mı? Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var, light ürünün yağ oranı azalınca içerisindeki A, D e ve E vitaminleri de azalır. Daha az vitamin alırsın. O yüzden bunun yerine tam yağlı süt ürünleri tüketmemiz lazım. Ayrıca yine yayınlarımızda söylemiştik ve her zaman ben tekrar etmekten yanayım çünkü tekrar ettiğimiz bilgileri unutmayız. Evet. Profesör Doktor Gökhan Otamışlıgil hocamız ve ekibi Harvard Tıp Fakültesinde moleküler çalışmalar yapıyorlar diyabet ve obeste arasında ve yiyecekler arasında bir e, sütte bir yağ asidi buldular. Trans palmitoleik asit. Peynirde de var bu, yoğurtta da var. Tam yağlı olan da daha fazla ve bu doymuş yağ asidi çeşididir. Bu doymuş yağ asidi çeşidi kalbi koruyucu etkisi vardır. O nedenle de tam yağlı süt ve süt ürünlerini tüketmek gerekli. Ee, ayçiçek yağı yerine zeytinyağı zaten evet. bu e, çok net bildiğimiz altın bir kural, kural aslında. Çünkü Türkiye'de en büyük sorun omega 6 Yağ asidinden zengin olan yiyecekleri çok fazla tüketiyoruz. Omega 6, ayçiçek yağında da var, mısır özü yağında da var. Türkiye'de mısır özü yağı kullanımı çok yaygın. Özellikle işte onlar diyor diyor ki kullananlar biz zeytinyağını kızartmada kullanmak istemiyoruz. Tadı değişik oluyor, pilavda kullanmak istemiyoruz. Mısır özü yağını kullanıyorlar. Omega 6'dan çok yüksek. Ayrıca ayçiçek yağı hem omega 6'dan yüksek hem omega 3'ten yüksek. E, Türkiye bir de omega 3'ü almıyor zaten yeteri evet. kadar balığı. Yani baskın omega 6'dan zengin besleniyor. Bu neyi sağlıyor? Kanın akışkanlığını bozuyor. Pıhtılaşma süresini kısaltıyor. İşte o pıhtılar atan kişiler bunlardan dolayı. Maalesef bunlardan İkincisi iki tane sorun oluyor. Biri kalpte inme, ikincisi beyinde inme. Serebrovasküler hastalıklar. Ay. Üçüncüsü elektrik çarpmaları çok olanlar bilsin ki omega 6'dan çok besleniyorlar. Böyle kolun çarptığı zaman değişik bir elektrik çarpması olur. Ayrıca bir, bir, kere olmuş mu? Neden oluyor? Değil omega 6'yı daha fazla tüketen kişilerde yoğun. Mesela peyniri çok yemiş o günü. Ee, şey böyle, böyle ay çiçek yağlı elektrik çarpmış çok çir, gibi olur. Çok şey, seni mahveder evet, yani evet, o böyle. Evet. Bunlar elektriksel akımı arttırırlar. Ayrıca sinir sistemi bozulur. Ee, kalp atım ritmi değişir. O nedenle biz de diyoruz ki omega 3'ü daha fazla tüket. Ve ayrıyeten omega 6'yı daha azalt. O yüzden haftada iki kere balık yeme zorunluluğumuz var ama Vay. Türkiye'de biz ne dersek diyelim yemiyorlar insanlar. Haftada iki kere uygun bir şekilde balık yemeği alışkanlık etmeyi. haline getirelim. Ekonomik bütçemiz el verdiği müddetçe. Amsiler güzel gider. Kuru meyve yerine taze meyve önerisi geliyor evet. şimdi sizler için. Kuru meyvelerin şeker oranları daha yüksek olduğu için kalori oranları da yüksektir. Taze meyvelerin kuru meyvelere göre şeker oranları daha düşüktür. Ve daha fazla antioksidanları vardır. O yüzden kurutulmuş meyveyi daha nadir, taze meyveyi her gün daha tüketebiliriz. Egzaması olanlar da süt yerine yoğurt diyor. Neden? Şimdi egzama <laughs> ve ayrıyeten dermatiti olan kişilerde, alerjisi olan kişilerde yani kaşıntıyla, deriyle kaşıntıyla oluşan sorunlardaki en büyük sıkıntı sütü içtikçe bir su bardağının üstünde tükettikçe bu reaksiyonlar daha çok artıyor. Öyle Çünkü mi? içindeki laktozdan Helal. ve de ayrıyetten bir kazeinin bir formatı var ondan dolayı. Sütün içerisinde yoğurt olmayan. Ee, efendim? Sütün içerisinde var dedi. Evet değil sütün mi? içerisinde var. Laktoz Yoğurtta ve... ise Aha. bunlar parçalanıyorlar. Hmm. Çünkü fermentasyon bunları daha azaltıyor. O yüzden ha. yoğurt tüketmek daha yararlı. Güzel. Fakat her gün bir su bardağı sütümüzü içiyoruz. Bir kase yoğurdumuzu tüketiyoruz, İki dilim de peynirimizi yemeyi ihmal etmiyoruz. Sakatatlar yerine kuru baklagillerden, kuru fasulye oh, ve yeşil mercimek tüketilmesi diyor altın kural olarak. Evet, sakatatlar benim memleketimde sakatatlar özellikle kurban bayramlarında çok tüketilir, fakat daha fazla da ciğer yenir. Ve bizim benim memleketimde koroner kalp hastalığı riski çok yüksektir ve diyabet riski. Ayrıca Türkiye'de batıdan doğuya gittikçe sakatat tüketimi artar. Sakata tüketimi arttıkça da özellikle enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi hastalıkları çok yaygındır. Çünkü e, özellikle dalakta, böbrekte, karaciğerde hayvanın atıkları, yani bizim karaciğerimiz detoksifikasyon yapan bir organdır. Hayvanın karaciğeri de öyle. Orada idrarın ön maddesi oluşur. Böbreklerle de donlar atar. Bunların için tercih eder insanlar? Lezzetten dolayı ise uygun görünse de evet. sağlık açısından hiç uygun değil. Değil. Ayrıyeten beyinde latent virüsleri var, karaciğerde kistik formları var, hayvanın kistleri var. Ve bunları da yediğiniz zaman eğer bağışıklık sisteminiz düşükse hayvandan insana bu viral olaylar geçebilir. Bugün koronavirüs de oldu öyledir, onundan da hemen bahsedelim. Koronavirüsten korunmak için bir etlerinizi iyi pişirmelisiniz. Hmm. Süt, yoğurt, peynirinizi pastörize iyi etmelisiniz. Tavukları iyi pişirmelisiniz e eğer bunları iyi pişirmezseniz bu hastalıkların yaygınlaşması daha çok artar. Artır. Çin'deki bunun temel nedeninin hayvandan geçtiğini biliyoruz. Hayvanlardaki bakteriler ve virüsler insanlara kolayca geçemezler. Çünkü bizim bir koruma bariyerimiz Hangi vardır. Hayvandan geçtiğiyle alakalı bir fikrimiz var mı? Yok, bilmiyorum ama genel anlamda muhtemel keçi, koyun, inek vesairedir. E, ya da yılandır onların en çok şey yaptığı. Evet. Ama bir emin değilim onunla ilgili. Fakat hayvanlardan bizlere bağışıklık sistemimiz düşükse geçer. Elinizi iyi, iyi yıkayın. Çok öksürülen, aksırılan yerlerde de görünmeyin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin tavsiyeler Gidiyor için. Gidiyor Olur mu? Daha <laughs> 6 günde 2 kilo verdirecek, vermeye yardımcı olacak yöresel bir bu Anadolu önemli, bu önemli. var. De... Ama ondan önce bir mutfağa geçelim. Dilersen Tamamdır. sen dostlara da birazcık soluklanırsın. Bu ıspanak kökleriyle evet. ne yapacaktık? Evet. Zeytinyağlı yemeğini yapacağız. Yalnız hocam size naçizane bir marinasyonla ilgili ufak bir dipnot düşeceğim. Buyurun. Biz mutfakta marinasyonda en çok kiviyi kullanırız. Nasıl? Aa, kivi. Kivi kullanırız. Kivi. Vay, evet. güzel. Bu güzel öneri evet. nasıl Bu, kullanacağımızı da söylerseniz. Evet söyleyeyim. Bir kilo eti evet. veya tavuk, hindi her neyse. Bu da iki tane kiviyi doğruyoruz biraz zeytinyağı değil ayçiçek yağı evet. tuzunu baharat istediğimiz lezzeti veriyoruz Birazcık hardal ilave ediyoruz. Rondadan geçiriyoruz ve eti buna yatırıyoruz. yatırıyoruz. Ha, 6 saat. Allah. 7. saati eti kaldıramazsınız. Ne tavadan ne mangalda. Nasıl yani? Şey, yumuşacık o olur. kadar yumuşak olur. Vay, e, güzel. Yani Beğişik baktınız şey. biliyor ki, ki e, e, kiviyi bulamadınız. Ananası kullanabilirsiniz onun yerine. Bu tropikal meyvelerle yani böyle bir şey. Evet ama kesinlikle mutlaka. biz limon ve e, portakalı önermiyoruz. Peki. Vay. Bizim şeyde evde koyduğumuz üç damla limona, <laughs> limona şefim birden hayır dedi. Evet, evet. Peki. Hemen evet. başlayalım mı? Şimdi yemeğimize geçiyorum. Hı. Zeytinyağımızı koyduk. Evet. E, i̇ki kuru soğanı yemeklik doğradık. Bu hocam. köklerden yapacağımız sağlıklı evet. bir yiyecek şey olacak Çok olacak sağlıklı galiba. bir zeytinyağlı yiyecek. İspanağ e, çok faydalı hocam daha iyi bilir. Ama kökleri ondan da faydalı. Cusucu malzemelerin bir Hemen e, iki kuru soğan 4-5 diş kadar sarımsak Hem ilave edeceğiz. E, bunu biraz soteleyeceğiz. Tamam. Arkasından vakit kısıtlı olduğu için Çağla'cığım havuçları jülyen iki havuç ilave ediyoruz. Hı -hı. Bunu da bu şekilde güzel kavuracağız. Bezelyemiz var, cevizimiz, domatesimiz var. En son var. cevizimizi ilave edeceğiz. Hı -hı. Şimdi biraz bulgurumuzu koyacağız. Şöyle Hı -hı. E, fazla değil. Çiğden mi koyuyorsunuz? Bulguru? Çiğden koyuyoruz efendim. Evet hocam çiğden bulgurumuzu da koyduk. Ee, Şimdi e, iki kadar e, iki tane orta boy domates ilave ediyoruz. Hı hı. Bu da tamam çağlacım. E, şimdi var. bezelyeyi en son koyuyoruz. Haşlandıysa haşlanmadıysa dondurulmuş ise bezelyeyse. E, Bulgurla birlikte ilave ediyoruz ama biz hmm. bezelyemiz saçlanmış olduğu için daha sonradan koyacağız. Evet, koyacağım. daha sonra ilave edeceğiz. Köklerimiz de geldi, geldi. onlarla beraber güzel şimdi, şimdi buna bir parça su ilave edeceğiz fazla su koymayacağız biraz yağına bindireceğiz hocam Hı -hı. bunu. Hı -hı. E, pişmeye bırakıyoruz bu şekilde tabi tuzunu da ilave ediyoruz. E, yemeklere çok fazla tuzu ben de önermiyorum hocam herkes Hı -hı. ağız tadına göre. Evet. Tuzlu sonra, Yeterli Evet karabiberi Hı. koyuyoruz. Biz acıyı çok seviyoruz. Kanal olarak e, acım da çok Biz de seviyoruz. seviyor. Elinizi korkutalım. Evet. Biz beslenme uzmanları olarak da seviyoruz. seviyoruz. Bu acı. Evet. Sevmeyen yok. Ve nar Peki. ekşisini de ilave ediyoruz Çağla'cığım. Pişerken koyuyorsunuz Çağla nar ekşisini. Evet. Suyunu da vereceğiz. Vericez, artık pişmeye bırakacağız. Pişmeye bırakacağız. Evet. Tekrar sizinle beraber tamam. olacağız. Bekliyoruz Biz şimdi canım. şu artık Anadolu e, diyetimize bir geçelim, geçelim. Ama ondan önce senin Anadolu diyetiyle ilgili bir e, uyarılarım Bilgilerim var. Bilgiler var. Bir onu dinleyelim. Sonrasında böyle. Ile akşam hepsini öğreneceğiz. Ne Şimdi bu dokuzuncu diyetimiz. Daha önceki diyetleri de uygulayabiliyorsunuz. Ne demiştik? Ayda bir tekrarlayabilirsiniz. Evet. İşte Dört günde iki kilo gibi. Bunların temel amacı kilo verme süreci içerisinde tıkandığınız dönemlerde uygulayın. Ne demiştik? Kronik hastalığı olanlar ve ayrıca 18 yaşının altındakiler, emzirenler ve hamilelerin dışında herkes bunu sağlıklı bir şekilde yapabilir. Şimdi Anadolu lezzetleri neden önemli? Anadolu lezzetlerini yer kendi ülkemizin kendi toprağımızın, kendi besleyici yiyeceğimizi tükettiğimizde mikrobiyatamız tamamen sağlıklı hale geliyor. Doğasına uygun bir de sanki. Ve de aldığın kaloriyi tamamen aynı kalori olarak kullanıyor. Evet. Bu diyeti uygularken bir öğünle beraber her zaman söylediğim su içiminize özen gösterin. İki bardak su içiyoruz. Bunun dışında bu, bu öğünlerin dışında muhakkak dört bardak da ekstradan su içeceksiniz su kanın akışkanlığını arttıracak. 10 bardak oldu sanki, değil mi? Toplam 2 4 6 4 bardakta 4 bardakta şey e, ekstradan 10 bardak. 10 oldu. bardak on bardağı rahatlıkla içebiliriz. Şöyle düşünün. Çok özür diliyorum. Öğünde e dedi ya, öğünde beraber derken yemek esnasında mı, öncesinde mi, sonrasında fark ediyor mu su? Başlıyoruz. Diyelim ki yudumlayarak başladınız ilk kahvaltını yaptın, arada bir daha içtin, devam ettin, sonunda da hepsini bitirdin. Sen bizi şişirmeye Hiç fark etmiyorsun kesin. Şişirip şişir ağzı indireceksin <laughs> sen bize. Ben anladım. <laughs> kesin. Keşke öyle olsaydı. Ne yapıyorum? Hem öyle, hem de ayrıyetten şimdi öğünle birlikte suyu içtiğinde böbreklerin suyu daha fazla tutuyor. Mesela deneyin. 2 bardak su için aç karnına. 15 dakika sonra tuvalete gitme ihtiyacı duyarsınız. Çünkü böbreklere su geldiği için o su kullanılmaz ve artık idrarla evet. atılır. Ama öğünle birlikte tükettiğinde böbreğin o suyu alır. Kanın akışkanlığını arttırır ve metabolizmamızı da düzenli hale getirir. Ha, öğünle birlikte 2 bardak su, 4 bardak da ekstradan su. İçtik. Ayrıca açık, açık çay, çay serbest. İki fincan Türk kahvesi. Türk kahvesi günde iki fincan içme özgürlüğünüz var. Ve iki fincan ada çayı veya ıhlamur tüketiniz demişsin ama. Bu, bunu mutlaka öğünlerden ha. sonra günde evet. iki fincan içiyoruz. Yani isterseniz iki fincan ada çayı, isterseniz ıhlamur. isterseniz bir fincan ada çayı, bir fincan ıhlamur yemeğin ardına. Tamam. Ana yemeğinizin ardında bunu içiyoruz. Neyi sağlayacak? Sindirim sistemimizi rahatlatacak. Hazımsızlığı ortadan kaldıracak. Ayrıca özellikle ada çayının... Sedatif yani yatıştırıcı eğer akşamleyin tüketirseniz daha rahat uyku çekme şansınız da artıyor. Ve her gün bu 6 gün boyunca 45 Altı er gün dakika yürüyünüz. Yürüyeceğiz evet. çünkü bizim burada ekmekler var, köfteler var, güzel birçok her güne yiyeceğin, ee, kefirin, ayranın var. Ben ekmeğimi yemeyeyim yürümeyeyim diyen olursa ne söylemek istersin? Yürüsün Yürüsün diyoruz. <laughs> Peki öğünler arası en, en az, az 4, 4 saat, saat bırakıyoruz. bırakıyoruz. Peki geçelim kahvaltıya. Çok kolay lütfen kalemlerinizi, kağıtlarınızı güzelce hazırlayın. Bir, ya çok değişik. kahvaltıda bir dilim peynir, biraz yeşil ve siyah zeytin, istediğiniz kadar yiyin. İster üç tane, beş Hı -hı. tane, altı tane. Hı -hı. Bir tatlı kaşığı bizim ülkemizin vazgeçilmezi, tayin pekmez. pekmez karışımı. Ve bir dilim ekmek ve ayrıca yanına biber, maydanoz, e, kırmızı biber, çeşitleri. biber ve eğer isterseniz de Bunları közleyerek de tüketebilirsiniz. Ve bardak, iki bardak su, suyumuz işte var. yanına çay, kahve gibi. Kahvaltımızı yaptıktan sonra, 4 saat sonra bir öğle yemeği yiyeceğiz. Öğle yemeğinde salatanın miktarını burada az gösterebildik size ama e, bu göstermelik olduğu için. Bir tamam. kase tarhana çorbası. Herkes kendi yöresine ait tarhanasını tüketebilir. Biliyorsunuz Kahraman böyle ince plakalar halindedir. Bazıları küçük küçük... E, daha kıtır kıtır haldedir. Ben toz halindekini severim. Bir kase sıcak tarhana çorbası. Yanına bir dilim bizim tam buğday ekmeğimiz. Kimi siyez ekmeği yer, kimi karakılçık Hı -hı. buğdayından yapar. Hiç fark etmiyor. Ekşi yapar. Kendi yöresine ait. Ve bol e, kırmızı lahana salatası. Kırmızı lahanayı... Iç, i̇çine istediğimizi koyabiliyor muyuz? İstediğimizi koyabiliriz. Marul vesaire ne istiyorsak Ne istiyorsak. Bol, bol ama kırmızı bol salata marul salatası bol. ve bir kaşık zeytinyağı olacak. 6 günde 2 kilo verilecek. Daha sonra arı öğünümüz. Bir gün 20 tane fındık, bir gün bir orta boy elma, 2 gün birer su bardağı ayran, bir gün bir su bardağı kefir, bir gün bir adet portakal ve bir günde bir çay bardağı yoğurdun üzerine bir tatlı kaşığı e, bal yiyerek 7 günü altı günümüzde de ayrı ayrı tüketeceğiz ve akşam neyin hmm. ilk üç gün e, şu köftelerden ince köftelerden 6 7 tane köfte yanına salata Ekmek bizim bara salatası artık akşam yemeği ama artık akşam de, ekmek. bak var öğlen var çıl şey çalacağım sana yetecektir eminim. <laughs> i̇lk üç gün bu. İkinci üç günde ise dört kaşık Kuru baklagil yemeği, yanına iki kaşık bulgur pilavı ve salatamız olacak. Ve 6 günün sonunda 2 kilonuz yağ deposundan tamamen gitmiş olarak tartıda mutlu bir şekilde Bu, kendinizi yani göreceksiniz. nasıl bir şey yaptın burada? Burada yapılmaya çalışan ne buradaki beslenme programında? Bir, mı? yöresel merak ettim. olduğu için ve Anadolu mutfağından olduğu için kendi yiyeceklerimizle. İki, ekonomik ama üçüncüsü protein, karbonhidrat, yağ dengesi ve öğün miktarı yeterli olduğu için zayıflamama şansımızın olmadığı... Özel bir diyet diyebiliriz. Herkes uygulayabilir mi? Biraz ondan da bahsedelim. Ne demiştik? 18 Tekrar. yaşının altındakiler, hamileler, emziren anneler ve kronik hastalıklarının dışındakilerin herkes rahatlıkla uygulayabilir. Unutmayın. Çok güzel. Bu diyet için teşekkür ediyoruz. Hemen dilersen şu tiroid hastalarının tüketmesi ha, güzel. gereken demir ve selanyum minerallerinden zengin besinlere şöyle bir göz atalım istiyorum. İlk sırada hemen hindi eti var. Şöyle yapalım. E, tiroid hastalarının beslenmesindeki en önemli kurallardan bir tanesi... Ee, özellikle Hashimoto tiroidliler, Graves hastalığı hastaları e, demir ve selenyumdan zengin beslenmeleri gerekiyor. Hindi eti, yağsız dana eti, mercimek, mantar, mantar. susam, ceviz, ayçiçek çekirdeği ve tam tahıllar. Şurada da gösterebiliriz. Burada tam tahılların çeşitleri çeşitleri evet, var gördüğünüz donduruyor. gibi. Çe çepekli pirinç, e, buğday türlerini görüyorsunuz. Ayrıca kuru baklagillerden de börülce, nohut, kuru barbunya, siyah pirinç de e, ...tahıllardan bol e, selenyum ve e, çinko içeriyorlar. O yüzden hı. mesela mantar, mantarı bolca tüketsinler özellikle tiroid hastaları. Hı hı. Sağlıkları için çok yararlı diyebiliriz. Bir de e, bu tuz meselesi var değil mi tiroid hastalarında? Tiroid hastalarında iyotlu tuz, yılsız tuz mu, sürekli karıştırılır. Evet. Hashimoto tip tüm tiroid hastaları muhakkak ve hipertiroid hastaları iyotsuz tuz, tuz tüketmeli. Çünkü iyot toksik etki yaratıyor sadece hipotiroidisi olanlar iyotlu tuz tüketmeliler. Ayrıca iyottan zengin beslenmeliler. Mesela iyot balıkta çok vardır. Sütte, hindi etinde ve biraz da yumurtada vardır. O yüzden tiroid hastaları bu besinleri daha öncelikle tüketirlerse hormona ihtiyaçları azalır. Bir de ayrıca önemli olan Hashimoto tip tüm tiroidlerde e, e, gluten'e karşı bir antijenin getirdiği bir toksik etkiden bahsediliyor. Bunlar vaka çalışmaları. E, Hashimoto tip tiroidi olanlar, yani antikorları yüksek olan tiroiddekiler kişiler, gluteni diyetlerinden çıkarttıklarında antikorlarının düzeldiği, tiroid sentezinin arttığı gözlenmiş. Fakat bunlar belirli tipte olanlar da olabilir. Hmm. O yüzden ben genelde bütün e, bize gelen Hashimoto tip tiroid hastalarında gluteni kesiyorum <laughs> ve hepsinde çok güzel sonuçlar <laughs> elde ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Glütensiz tahılları kullanmalısınız. Onlar da pirinç, mesela kepekli pirinç, siyah pirinç, e, kara karabuğday, gluten içermeyen tahıllardır diyebiliriz. Gibi gibi. Tiroid hastalarının uzak durması gereken guatronejik besinlerimiz var evet. bir de aslında hep çok faydalı olduğunu anlattığımız besinler tabii, ama tabii. bunların da üzerine Şimdi Karadeniz'de Çağlacığım Karadeniz'de en büyük sorun endemik guatrın olmuş olması. İyot olmadığında bu guatrojen maddelerden zengin yiyecekler çok tüketildiğinde endemik guatr görülüyor. Yani buraların şiştiği hastalıklar. Biliyorsunuz karalağını çok fazla kullanılıyor Karadeniz'de. Topraklarında da yot yeterli olmadığında bazı kişilerde çok fazla tiroid hastalığı gözleniyor. Şimdi bu söyleyelim nelerde var? Karalağına da var, beyaz da var, marulda çok fazla, brokoli de var. Çok fazla yemiyor brokoli Türkiye ama yine de yiyenler var. Karnabahar da var turpta var ve biraz önce şefimiz kullandı hardal tohumunda. Bunlar da çok fazla guatrojen dediğimiz yani tiroid hormonunun yapımını sağlayan maddeyi engelliyorlar ve TPO yüksekliğine neden oluyorlar. Fakat güzel bir haber. Bunları çiğ yersen var. Hmm. Eğer sen pişirerek yersen hiçbir sorun olmuyor. O yüzden şunları güzel. pişirerek tüketelim. Evet. Turpu da daha az koyarak tüketirsek sıkıntı olmaz. Pişirerek tüketmemiz gerekenleri hemen şöyle baştan geçelim. Brokoli, turp, beyaz lahana, kara lahana, Brüksel lahanası, şalgam, karnabahar, ve marul ve hardal tohumu. Evet, ve kara lahana aynı pişirerek zamanda. Pişirerek tüketiyoruz. Bu arada hemen bir şey daha soracağım. Aklıma takılan önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Çok düşük kalorili evet. ve çok düşük karbonhidratlı diyetlerden Diyetlerde neden kaçınmalıyız? Tiroid hastalarında tiroid vücudumuzda bir metabolizmamızı bizim denetliyor. Genelde yüzde %30, %40 metabolizma azalıyor. Vücut ısısı değişiyor. Şimdi hipotiroidi hastaları özellikle daha çok zayıflamak için karbonhidratı daha çok azalttıklarında, evet. daha düşük kalorili yaptıklarında tiroid hormonlarının az bir salınıyorsa onların üretimi de ortadan kalkıyor. Evet. Ve böylece metabolizmaları daha da hızlı yavaşlıyor. Ve böylece daha az yiyerek aç kalarak zayıflamaya gidiyor ve metabolizma hmm. tamamen kilitleniyor. O nedenle biz e, tiroid hastalarında çok düşük kalorili diyetler istemiyoruz bu bir. İkincisi gluteni taşıma tütipler uzaklaşsın diyoruz. Tiroidi düzenlesin diye. Bunların hepsi aslında genel anlamda baktığınızda tiroid hormonunun sentezlenmesiyle ilgili detaylar diyebiliriz. Peki harikasın çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Selahattin. ediyorum. Seni ağırlamak enerjini stüdyomuzda hissetmek Sağ olun, harika. Teşekkürler. Hemen ortaya doğru alıyorum. Büyük alkışlar sevgili Selahattin Dönmez'e ağzına yüreğine sağlık. İyi yayınlar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Selahattin Dönmez'e uğurlarken biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra biliyorsunuz Şahla ile yeni bir gün yeni konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Ediyorum. yeni konumuza birlikteyiz. Romatolog Profesör Doktor Ömer Kuru hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bir öğrenelim. Romatoid artrit nedir? Romatoid artrit, halk arasında iltihaplı eklem romatizması olarak bilinen bir hastalıktır. Temel belirtileri eklemlerde olmakla birlikte aslında iç organları da tutabilen, akciğerleri, kalbi tutabilen, damar cidarlarında iltihap yapabilen, beyin zarlarında iltihap yapabilen sistemik otoimmün yani bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalıktır. Neden olur şimdi bu bunca şey hocam diye sorasım geldi. Bütün romatizmal hastalıklarda olduğu gibi romatoid artritin yani iltihaplı eklem romatizmasının da neden olduğu bilinmemektedir. Yani evet. bunu başlatan şey nedir? Biz Tetikleyen bilemiyoruz. Şey Bu bir nedir? mikrobik hastalık mıdır, başka bir hastalık mıdır? Açıkçası bilinmiyor. Ama son yıllarda yapılan çalışmalarla biz hastalığın oluş mekanizmalarını, yani vücutta başladığında nasıl oluştuğunu daha iyi bilebilecek durumdayız. Evet. Bir takım teoriler var. Bugün kabul edilen görüşe göre romatoid artrit ya da iltihaplı eklem romatizması genetik olarak yatkın olan bir insanda araya hmm. tetikleyici faktörlerin girmesi sonucu başlayan yani bu bir mikrop olabilir, bir hmm, virüs olabilir, bir bakteriyel ajan olabilir. Bunların girmesi sonucu başlayan ve daha sonra bu mikrobik ajan ya da tetikleyici ajan ortadan çekilse bile otoimmün olayların yani bağışıklık sistemi ile ilgili olayların hastalığı devam ettirdiği şeklinde yaygın kabul gören bir görüş var. Evet. Yani bağışıklık sistemi aslında kimin ne kadar düşükse ona göre bu hastalık gelip onu buluyor veya belirtileri ortaya çıkıyor. Şimdi gidip hocam mesela şuradaki şeyde görüyorum mesela ekranda eklem iltihabını. Evet. O oralara nasıl yerleşiyor yani? Oralara nasıl yerleşiyor? Şimdi otoimmün dediğimiz zaman evet. normalde bağışıklık sistemi biliyorsunuz vücudun e, kendisini, organizmayı dış etkenlere karşı korumak Normalizm. üzere kurgulanmış olan bir sistem. Evet. Ama otoimmün hastalıklarda iltihaplı eklem romatizmasında olduğu gibi vücudun bağışıklık sistemi kendi dokularını, kendi organlarını, kendi hücrelerini tahrip eder şekilde işliyor. Hı. Biz bunun sebebini bilemiyoruz. Genetik faktörlerin rolü olduğunu düşünüyoruz. Çevresel faktörlerin bunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Hı -hı. Örneğin romatoid artritte genetik faktör %60 oranında etkiliyken Hı -hı. %40 oranında da çevresel faktörler. İşte neler etkili olabilir? Enfeksiyöz ajanlar, mikroplar etkili olabilir. Sigara Hı -hı. çok önemli bir risk faktörüdür. Gerçekten sigara içenlerde hem hastalığın başlama oranı daha yüksektir normal nüfusa göre hem de sigara içenlerde hastalık daha ağır. Daha hasar bırakıcı şekilde seyreder romatoid evet. artrit'te. Peki hocam ilk belirtileri nelerdir? Romatoid artrit tabi sinsi bir hastalıktır. Sinsi ya. başlangıçlı bir hastalıktır. Vakaların %70'inde aylar içerisinde klinik tabloya yerleşir. Sistemik bir hastalık olduğu için hastalıkta eklem ağrısının yanı sıra ateş, kırgınlık, kilo kaybı, yorgunluk, kendisini bitkin hissetme gibi belirtiler vardır. Genellikle tuttuğu eklemler el bileklerini tutar. Ellerin küçük eklemleri dediğimiz şu ilk boğumları tutabilir. Şuradaki proksimal interfalangeal eklemler dediğimiz Hı. eklemleri tutabilir. Hı. Ama sadece küçük eklemleri tutmaz. Örneğin bir diz ekleminde, ayak bileği ekleminde ya da omuz ekleminde de hasar bırakabilir. Genellikle ilk belirlen belirti sabah tutukludur. Yani hasta sabah kalkınca ellerini açmakta, kapamakta, yumruk Sorlanır. yapmakta, çatalı bıçağı tutmakta sabah kahvaltı ederken güçlük çeker. Biz buna sabah katılığı ya da sabah sertliği diyoruz. Sonradan geçen bir şey anladım kadarıyla. Evet, aslında şöyle hepimiz sabah kalktığımız zaman ellerimizde, eklemlerimizde bir tutukluk olur ama elimizi yüzümüzü yıkayınca, kahvaltı edince bu geçer. geçer. Yani 10-15 dakikada geçer. Hı hı. Ama sabah katılığının süresi yarım saati geçiyor ise, bir saat, iki saat, 3 saat varıyor ise ve bu ne kadar şiddetli ise ve ne kadar uzun sürüyor ise oradaki iltihap o kadar şiddetli o kadar ağır anlamına gelir. Peki diğer artritlerden ayıran belirtileri var mıdır hocam? Romatizmada, romatolojik hastalıklarda genellikle tanı laboratuvardan ziyade kliniğe dayalı olarak konulur. Yani hangi eklemler tutuldu, hangi sırayla tutuldu, öncü belirtiler nelerdir ona bakmak lazım. Romatoid artrit küçük eklemleri tutar dedik. Özellikle el bileklerini, ve elin küçük eklemlerini tutar dedik. Ama bu mesela bir osteoartrit olsaydı yani kireçlenme olsaydı halk arasında tabir edilen şekliyle en şu en son eklemleri tutacaktı. Buralarda şekil Uç bozukluğuna kısmına. neden olacaktı. Hmm. Uç eklemleri diyelim. Böyle dönen parmaklar ha, vardır. Evet dışı. özellikle yaşlı insanlarda menopoz dönemi sonrası kadınlarda böyle parmak uçlarında deformiteye, Dışır, evet, şekil evet. bozukluklarına neden olur. Burada da mesela sabah tutukluğu bu vardır. Bu önüne geçilemez bir şey bu maal acaba? maalesef önüne geçilemez bir şey. Çünkü burada da genetik çok önemlidir. Yani sizin annenizde, teyzenizde, halanızda var ise sizde de özellikle menopozdan sonraki dönemde kireçlenme olacaktır anlamına gelir. Ama buradaki sabah tutukluğu çok uzun sürmez. iltihap eklem romatizmasında olduğu gibi kısa sürelidir. Örneğin yarım saati geçen bir sabah tutukluğu yoktur. Sedef romatizması ile karışabilir. Biliyorsunuz sedef hastalığı bir cilt hastalığı olarak bilinse de aslında bir romatolojik hastalıktır. Sadece cilt bulgularıyla seyretmez. Aynı zamanda eklem bulguları da vardır. Orada da aynı romatoid artrit'te olduğu gibi eklemler tutulur, el eklemleri tutulabilir. Ama orada romatoid artrit'ten farklı olarak bu uçtaki aynı kireçlenmede tutulan eklemler de tutulabilir. Büyük eklem tutulumu olabilir, dizler tutulabilir, ayak bileği tutulabilir, dirsekler tutulabilir. Hı hı. Tabii sedef romatizmasında ayrıcı tanıda sedef döküntülerinin olması hekime çok Yol gösterici de yol o tanıyı kolaylaştırır. E, peki birazcık da tedavisini konuşalım bilerseniz. Neler yapılıyor şu anda? Tabii ki tedavinin ilk iç ve en önemli şartı doğru tanının, düzgün tanının evet. konulması Tanı lazım. Nasıl Tedavisi Tanı nasıl, nasıl konuluyor? Tanı nasıl konuluyor? Tanı bütün romatolojik hastalıklarda olduğu gibi öncelikle iyi bir öykünün alınması, hastalık nasıl başladı, evet. hangi eklemlerde başladı, ailede... Otur hastalığı olan var mı? Çünkü romatoid artrit genetik bir hastalık olduğu için sizin birinci derece akrabalarınızda romatoid artrit varsa sizde de romatoid artrit olma şansı 2 ile 15 misli Artık daha fazladır. Fazla küçük eklem tutulumu olması çok önemli. Tanıda gene yardımcı tanı yöntemlerinden de faydalanabiliriz. Ultrason burada son derece önemlidir. MR önemlidir. Düz grafiler, düz radyolojik tetkikler ilk başta çok belirti vermezler. Ancak hastalığın ilerleyen safhalarında belirti verirler. Dolayısıyla hekim hastanın öyküsünü alacak, muayenesini yapacak, sabah tutukluğunun derecesini tespit edecek. Ondan sonra da uygun laboratuvar yöntemleriyle iltihap parametreleri yükselmiş mi? Örneğin sedimentasyon yükselmiş mi? CRP yükselmiş mi? Onlara bakacak hmm. ama burada vurgulamak istediğim en önemli şey şu, laboratuvar parametreleri, laboratuvar değerleri hastalığın başlangıcında hastaların %30 ila 40'ında normal olabilir. Yani onların normal olması sizi romatoid artrit tanısından uzaklaştırmaması gerekir. Hmm. Ama yani bir hastanın el var. eklemlerinde tutulumu varsa, el bileği şişse, parmak eklemleri şişse, sabah kalktığında elini yumruk yapıp açamıyorsa, sıkma testi dediğimiz sıktığınızda, dokunduğunuzda eklemde hassasiyet varsa, hareket güçlüğü var ise... Onu siz mutlaka romatoid artrit olarak değerlendirmek, değerlendirmek ve erkenden lazım. tedaviye başlamak durumundasınız. Başarılı bir tedavi için engel olan faktörler var mıdır hocam? Başarılı bir tedavide en önemli kötücül faktör şu tanının geç konulması. Hmm, Çünkü evet. maalesef bu küçük eklem hastalığı olduğu için örneğin sizin büyük bir ekleminiz şişse, diziniz şişse, ayak bileğiniz şişse hemen doktora gidiyorsunuz. Ama küçük eklem şiştiği zaman genellikle işte üst kattaki Fatma teyzeden, alt kattaki Ayşe teyzeden yardım alınıyor. Evet. Ee, çevresel şeylere bakılıyor. Çevrede otur hastalığı olanlara soruluyor. Bu tanının gecikmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Hı hı. Uzman doktora başvurması bir romatoid artritli hastanın ortalama 9 ayı yani yaklaşık 1 yılı buluyor. Bu da çok kıymetli bir vaktin heba edilmesi demek. Doğru. Çünkü şayet biz bu hastaları ilk 12 hafta zarfında görebilsek hastalığı hakikaten durdurmak ya da çok başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkün. Evet ama maalesef çok az sayıda hastayı biz ilk 12 haftada yakalayabiliyoruz. Yakalayabiliyorsunuz değil mi? Peki hocam beslenme önerileriniz var mı hastalara? romatoid artrit bir diyet, ilişkisi var mı diyetle beslenmeyle? beslenmeyle tedavi edilebilecek durdurulabilecek bir hastalık değil. Hı hı. Ama kimi çalışmalara göre bazı diyet önerilerinde örneğin Akdeniz diyetinde omega 3'ten zengin desinlerle beslenenlerde eklem ağrılarının daha az olduğu ortaya konulmuş. Hı hı. Ama bu hastalığın ilerlemesini durduracak bir şey veya değil. tedavi anlamında Sadece değil. Sadece hastanın konforunu artırması Artık açısından için. işte Akdeniz diyetinin uygulanması zeytinyağından zengin yiyeceklerle beslenilmesi Beslenmesi. Daha konforlu bir yaşam sürebilir. Sadece bu hastalar için değil aslında herkes evet, için aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Romatoid artrit egzersizleri diye bir şey var zannediyorum hocam. Neler Romatoid artritle tabii birkaç tedavi şekli var. Hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Önce tanıyı koymak lazım ondan sonra onda bir ilaç tedavisine başlamak lazım temel tedavi ajanları dediğimiz son derece güçlü ajanlar ve elimizde. Son iki dekattır yani 20 senedir biyolojik ajanlar dediğimiz hakikaten hastalığın patogenezine yani oluş mekanizmalarına etkileyecek ajanlar var. Bunlarla zaten özellikle erken dönemde kullanılırlar ise hastaların yarısından fazlasında klinik şifa elde etmek mümkün. Es zamanlı olarak hastaya mutlaka egzersiz verilmesi lazım. Yani şu eklem hareketlerinin yaptırılması lazım. Çünkü ne kadar hareketsizlik o kadar, o kadar çok eklem hasarı Hasar. demek. Daha ileri dönemdeki hastalarda da cerrahi tedavi yöntemlerine başvurmak mümkün bu hastalarda. Peki hocam gebelikte ve süt verme zamanlarında romatoid artrit alevlenir mi? Bu çok güzel bir soru. Çünkü bazı romatizmal hastalıklar gebelikte alevlenir. Bazıları da remisyona girer. Romatoid artrit bu açıdan şanslı bir hastalık türü. Hı hı. Gebek alanlarda kadınlık hormonlarının da etkisiyle hastaların önemli bir bölümünde hepsinde değil ama önemli bir kısmında remisyon yani hastalığın sönmesi şifa hali meydana gelir. Aa. Hasta iyi oldum zanneder ama... ama gebelik sonlandıktan sonra tekrardan o semptomlar hani geri, geri gelir. gelir. mi? Özellikle gebelikten sonra başlaması hakikaten çok tipiktir semptomların. Hı hı. Süt verme döneminde e, bunlar tabi ilaç tedavileri için önemli. Hı hı. Bazı ilaçları biz romatoid artritte, gebelik dönemde, döneminde, kesinlikle kullanamıyoruz. Hı hı. Ama bir başka bazı ilaçları da gene kullanma imkanımız var. Özellikle süt verme döneminde de bunları kullanma imkanımız var. Yani eskiden olduğu gibi gebelikte ve laktasyonda ya da süt verme döneminde ilaç tedavisini tamamen kesmiyoruz. Hastanın durumuna uygun olarak verilebilecek olan ilaçlar var. Gebelikte örneğin fetüse yani e, Bebeğe geçmeyen ilaçlı var ilaçlar var ya da laktasyonda süt vermeden evinde de süte geçmeyen ilaçlar var. Romatoid artrit tedavisi açısından bunlar son derece önemli. Kadınlar bu hastalığı yaşıyorsa eğer gebe kalmasına bir engel midir? Gebe kalmasına bir engel Herhangi değil. Herhangi bir alakası var mı? Çünkü mıdır? aslında bu hastalık daha ziyade kadınlarda görülen bir hastalık. Özellikle de üreme çağındaki kadınlarda yani 30 ila 50 yaşlarında sık görülen bir hastalık romatoid görüyorum. artrit. Gebe kalmalarına bir engel yok. Ama romatoid artritte tedavinin en önemli şartı şu. Hastanın düzenli olarak kontrollere gelmesi, hekimin önerilerine uyması, bütün kronik hastalıklarda olduğu gibi, uzun dönemli bütün hastalıklarda olduğu gibi hastanın tedaviye uyumunun sağlanması gerekir. Hasta ilacını düzensiz kullanırsa, hekime düzenli gelmezse, kontrollerini, denetimlerini düzenli yapmazsa maalesef bu ilerleyici bir hastalıktır. Ölüm riskinin fazla olduğu bir hastalıktır. 2,5 ila 3 mesle daha fazladır ölüm riski. Normal popülasyona, normal nüfusa göre Çok ciddi sakatlık riski yani. fazladır. Romatoid artritli hastaların yaklaşık %75'i 10 yıl içinde fonksiyonel olarak yani iş göremez duruma gelebilirler. Ay. Dolayısıyla hem hasta açısından hem de toplumsal açısın açıdan maliyeti son derece yüksek bir hastalıktır romatoid artrit. İhmal etmemek gerekiyor. Yine romatoid artritle karıştırılan bir diğer hastalık da herhalde sedef romatizması hocam. Evet. Birazcık da ondan bahsedelim. Tabii bilsiniz. ki bahsedelim. Sedef romatizması da adı üstünde bir romatizmal Hı -hı. hastalık ama orada ayırt edici tanıda çok önemli bir şeyimiz var. Hastanın vücudunda sedef döküntülerinin olması. Hı -hı. Sedef döküntüleri olan bir hastada şayet el eklemlerinde, dizde, ayak bileğinde ya da dirsekte artrit tablosu oluşuyorsa yani eklem iltihabı oluşuyorsa o eklem sıkmakla hassassa hareket etmesinde zorluk varsa eklem üzerinde palp ettiğinizde dokunduğunuzda ısı artışı varsa orada bir ne vardır eklem iltihabı vardır. Sedef romatizması da neredeyse romatoid artrit kadar destruktif yani sakat bırakıcı bir eklem iltihabına yol açar. Dolayısıyla bunlarda da erkenden tanıya varıp erken tedaviyle hastaların önemli bir bölümünde remisyon elde etmek mümkündür. Yine erken teşhis edilirse mi tedavide yüksek başarıyla elde edilir hocam? Kesin, Aynı şey Kesinlikle öyle. Aynı onkolojide yani kanser hastalarında olduğu gibi nasıl bir sloganımız vardı? Kanserden korkma geç kalmaktan kork şeklinde romatoid artritte ya da sedefte de hakikaten korkulacak hastalıklar değillerdir erken tanı koymak şartıyla. Sedefi de son derece başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkündür. Yeni çıkan ilaçlarla hem sedef lezyonlarını yani cilt hastalığını hem de sedeften kaynaklanan eklem iltihabını son derece başarılı bir şekilde tedavi etmek Mümkündür. mümkün. Ee, bir diğer önemli hastalıkta aslında kireçlenme dilerseniz biraz da kireçlenmeyi konuşalım. Kireçlenme nedir? Neden kireçlenme olur? Kireçlenme tabii bu hastalıklarla mukayese edilmeyecek ölçüde sık görülen bir hastalıktır. Örneğin romatoid evet. artritin toplumda bulunma sıklığı %0.5 ila 1'dir. Sedefin bulunma sıklığı %2 ila 4'tür ama kireçlenmenin bu bulunma sıklığı %20 ila Oo. 40'tır. Yani Amin. 50 yaşın Çok geçen herkeste neredeyse kireçlenme vardır. Nedir kaçınılmaz son 60, mudur hocam 60 bu? 60'ı geçiyorsanız radyolojik olarak yani yani e, film bulgusu olarak herkeste kireçlenme vardır. Bunun tabii en önemli sebeplerinden bir tanesi genetik, ikincisi hareketsiz yaşam, üçüncüsü de hareketin tam tersine, hareketsizliğin tam tersine eklemlere Aşırı, Aşırı yük, yük bindirici hareketlerdir. Yani devamlı aynı işi sürekli mütemadiyen ekleme yük bindirici bir aktivitede çalışıyor iseniz. Aktivitede çalışıyorsa öyle bir spor evet. yapıyorsa da olabilir aslında. E, tabii İyi bir şey yapayım şey derken. bilgisayarda devamlı çalışıyorsanız bu sefer parmak eklemleriniz doluyor. Devamlı koşuyorsanız ekleme çok yük bindiriyorsanız diz eklemlerinde, kalça eklemlerinde, ayak bileği eklemlerinde hı hı. ama genetik olarak yatkınsanız tabii ki hı hı. o olayın erkenden ortaya çıkma şansını artırmış olursunuz. Osteoartrit ya da kireçlenmeler çok önemli bir halk sağlığı problemidir. Çünkü el eklemlerini tutar, diz eklemlerini tutar, büyük eklem dediğimiz kalça eklemini tutar. Bu da hastanın günlük yaşam aktivitelerini son derece bozucu, konforunu son derece bozucu bir etkiye sahiptir. İsterseniz yeri gelmişken bir kaplıca tedavisine değinmek isterim. Halk çok sorar onu. Kireçlenmelerde kaplıca Peki. tedavisi olabilir ama iltihaplı eklem romatizmalarında hastayı kesinlikle kaplıcaya göndermemek lazımdır. Çünkü sıcak iltihabı artırır. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam ben verdiğiniz değerli ederim. bilgiler için. Kocaman alkış rica ediyorum. <laughs> Profesör Doktor Ömer Kuru hocamıza. Ben hemen Tuna ablamın yanına gidiyorum. Gel, ve gel, yaptığı güzel hocam. salataya bakıyoruz çok ve bir de güzel. Ay bu da çok harika oldu. Vallahi ellerine sağlık. Evet, Hemen hızlıca canım, bir anlatalım. Olsun. Bu ıspanağın köklerinden hazırladığımız içinde soğan, sarımsak, e, havuçlar, jülyen kesildi, domatesi, ıspanak kökleri, bulguru e, ve bol ceviziyle nar ekşili çok güzel zeytinyağlı ellerine, bir yemek oldu. Sağlık. Ilık da yenebilir. Salatamız, e, salatamız ıspanağın yapraklarından evet. pırasa, 3-4 sap pırasayı içine doğradık. E, i̇çinde hardal tohum var. Hı hı. Hardal, zeytinyağı, limonla bir e, sos, sos, hazırladık. Üstüne de kavrulmuş ve susamlar koymuştuk. Kavrulmuş susam hem içine Harikasın. koyduk hem üstüne koyduk ve içinde ayrıyeten de közlenmiş biberlerimiz Kırmızı biberimiz var. de var. Evet. Harikasın. ablam kocaman alkış rica ediyorum. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Bir hafta sonra geldik Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.